Canlar, merhabalar ruh dostlarım. Mukaddes Bekim Başdil ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili Can Erhan Kolbaşı hocamız, sevgili canlar. Erhan Kolbaşı hocamız da bugün soru cevap yapacağız biliyorsunuz. Hepinize şimdiden güzel bir akşam diliyorum. Sorular elimizde var. Sevgili hocam söylemişti. Daha önce hocamın sayfasında ve bizim sayfamızda paylaştık. Sizler de orada hazırlanan postun altına yazdınız. Biz o soruları aldık. Şimdi yavaş yavaş o soruları sormaya başlayacağız. Hocam gelir gelmez alacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel sorular yazmışsınız. O kadar güzelsiniz ki hepiniz. Çok seviyorum hepinizi sevgili canlarım. Çok güzelsiniz. Evet, bütün merak ettiklerinizin cevaplarını şimdi hocamdan alıyor olacağız. Evet. Hocam canlı yayında mısınız acaba? Evet. Derdim eğer yayındaysanız. Hoş geldiniz hepiniz. Güzel akşamlar canlarım. Hoş geldiniz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz güzel hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Mukaddes Hanım. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz sevgili hocam. Her şey yolunda mı, taşındınız? Yerleştiniz. Yolunda yerleştik. Yani tabii bir ayağımız yine kendi evimizde ama burada İzmir merkezde daha faal olacağımı düşünüyorum. Faal olmamız gerekiyor. Hem işte bir takım enstitümüzün işleri var hem ve kendi işlerimiz var. İnsanlarla tabii daha yüz yüze görüşebilme imkanımız oluyor. O bakımdan İzmir merkez zaten benim doğduğum büyüdüğüm yer buralar. Harika bir fon değişmiş diyecektim ben de. Arka fonda atınız. İşte yeni çalışma odası bir anda işte o muhteşem üçlü dediğim benim ve hayatımı aydınlatan Bedri Ruh Selman'la hocamızı görüyoruz. Burada. Öbür tarafta da sevgili Ergun hocamızı görüyoruz. Allah rahmet eylesin üç büyük üstad. Onların enerjileri, evet. Frekanslarıyla harika bir atmosfer. Şu anda onları da burada hissediyoruz. Tabii sağ ki. Olsun. Çok çok değerli bir kardeşimiz, bir ressam kardeşimiz Serap Yılmaz. Bunları bu kara kalem resimleri yaptı, armağan etti. Benim için çok değerli. Ona da teşekkür ediyorum bu vesileyle tekrar. Muhteşem görünüyorlar sevgili hocam. İnşallah en kısa zamanda biz de ziyaretinize geleceğiz ve ilk fırsatta İzmir'e özellikle sizi görmeye geleceğim sevgili hocam. Sağ olun. Beklerim, çok mutlu olurum. Evet, şimdi bu akşam sorularımız çok fazla yığılmış durumda hocam. Elimizde sayfa sayfa, evet, dosya dosya sorularımız çok var. İsterseniz yavaş yavaş başlaya duralım. Gelmeye başlamışlar sevgili canlarımız. Yetiştikleri yerden. Ama soruların hangi birinden başlayacağımı ben tabii ki kestiremedim. Çünkü Gazi Özdemir hocam merhabalar. Tabii ki hepsi birbirinden kıymetli. Çok heyecanlı, muhteşem sorular. O zaman şöyle bir numaradan başlayayım elimdeki hocam. Başlayalım bakalım nasıl gidecek. En azından ortak olan şeyleri biraz hani şey yapmaya çalıştık sizle. Bir araya getirmeye çalıştık. Daha çok soruya cevap verebilelim diye. Umuyoruz şey yapabiliriz. Yani en azından bir kısmını cevaplamış olacağız. Hepsini cevaplamak mümkün olmayacak ama bizi bağışlasınlar artık şimdiden. Benzer soruları bir araya getirmeye çalıştık. Sevgili canlarım şu yorumları da kapatayım ben ki konsantre olalım. Çok kıymetli sorular çünkü. Şimdi birinci sorumuz hocam. Spatyumda zaman kavramı nasıldır? Çok beğendim ben bu soruyu. Spatyumda zaman kavramı nasıldır? Bizim anladığımız şekilde varlığın nasıl performans sergilediği zaten önceden bilinmiyor mu diye sormuşlar hocam. Şimdi spatyum sorusundan başlayalım. Tabii spatyum her şeyden önce bir vibrasyonel sahadır, bir titreşimsel sahadır. Yani bizim zihnimizdeki o mekan kavramıyla anlatabileceğimiz bir şey düşünmeyin. Biz hep üç boyutlu bir mekan düşünüyoruz çünkü zihnimiz öyle çalışıyor. Ama bu içine girilen, çıkılan böyle işte içinde hareket edilebilen yani dünyadaki gibi bir yerden bir yere gidilebilen işte o gidişinizin belli süreler aldığı vesaire böyle bir hareket tarzı içerisinde bir mekan tarzında bir geometrik şekil içerisinde düşünmeyiniz.
Bu bir titreşimsel sahanın daha ince vibrasyonlara sahip, daha ince, çok daha bizim atomik yapımızın çok daha altındaki bir takım partiküllerin titreştiği bir titreşim sahasının bizim titreşim sahamızın içerisinde hareket ettiğini düşün. İç içe. Yani fizik dünyayla spatyumun iç içe sahalar olduğunu hayal etmemiz lazım. Bunu imajine etmemiz lazım. Başka türlü içinden çıkamayız. Bir titreşimsel saha olarak düşüneceğiz. Dediğim gibi bir şekil olarak, bir maket olarak kafamızda canlandırma imkanımız yok. Onun için biz titreşimsel saha, vibrasyonel saha diyoruz. Bu bir kademelilik arz ediyor. Fizik dünyamız, dünyamızın bu fiziksel boyutu diyelim. Bu yapının, bu kademeli yapının en katı, en yoğun atomik halini temsil ediyor. Onun üzerinde bir takım titreşimsel sahalar giderek incelen bir şekilde, giderek daha süptilleşen, daha akışkanlaşan bir şekilde birbiri içerisinde ki küreler gibi düşünün, merkezi ortak bir merkezden yayılan küreler şeklinde titreşimsel sahalar gibi düşün. Şimdi neden bunları anlatıyorum? Dünyadaki zaman kavramı biliyorsunuz lineer bir zamandır. Lineer bir zamandır. Yüzeysel zaman olarak anlatılır ilahi nizam ve kainatta. Bu tabii biraz şey bir konu. Bunun detaylarına girmeden ben bahsetmek istiyorum. Şimdi dünyanın titreşimine en yakın sahalarda spatyumun en yakın sahalarında hala dünya tesirleri nispeten de olsa, az da olsa egemen olduğu için buralarda zaman algısının bir miktar daha bizimle benzeştiğini söyleyebiliriz. Ama alt katmanlarda bakın, bizim titreşimsel sahamıza, bizim fizik planımıza daha yakın sahalarda böyle bir durum var. Fakat yükseldikçe, daha süptilleştikçe, daha akışkanlaştıkça spatyum sahaları orada zaman enerjisinin yoğunlaşmasına bağlı olarak hız ve hareket artıyor. Burada etken olan parametre bu denklemdeki sonucu değiştiren parametre zaman enerjisidir. Zaman enerjisi yoğunlaştıkça bu lineer, düzgün, doğrusal zaman akışından, yani sebebin daima sonuçtan önce geldiği, bir sonraki sonucun da diğer sonucun sebebini yarattığı o zincirleme akışın artık belli bir katmana kadar giderek son derece hızlandığı, ondan sonra da birbirleriyle eşitlendiği bir noktaya geliyor. Şimdi enerjinin çeşitli tezahürleri var. Bundan bahsetmek lazım. Hayat enerjisi diyoruz. Bu evreni ayakta tutan güçler bunlar. İşte ruh enerjisi, fizik enerjisi, hayat enerjisi ve zaman enerjisi. Şu vardır ya şu, sonra da şey olmuştur biliyorsunuz. Gamalı haça dönüşmüştür. Büyük mu sembolü. Büyük mu sembolü. İşte bu dört büyük enerjiyi anlatan büyük sembol. Şimdi hayat enerjisi ve zaman enerjisi bir araya geldiği zaman, birbirine kenetlendiği zaman fizik enerji meydana geliyor. Fizik enerji de mekanları meydana getiriyor. Şimdi mekan fizik enerjinin bir mahsulü. Ve onun içerisinde zaman ve hayat enerjisi de belli oranlarda bir arada. Bu değişik oranlarda oluş sonuç olarak fizik evrenimizde işte değişik zaman şartlarını meydana getiriyor. Yani ağır zaman diyoruz, orta zaman diyoruz, hızlı zaman tarzında bir takım zamansal katmanlar meydana getiriyor. Şimdi zaman enerjisinin hayat enerjisiyle olan işbirliğinden bir takım yoğunlaşmalar meydana geliyor ki biz buna boyut diyoruz. Herkesin Altyazı ağzındadır ya boyut, boyut, üçüncü boyut, beşinci boyut. Bunun üçü beşi olmaz da böyle kolaylık olsun diye işte sayılar üzerinden konuşuyorlar. Yani bir yerde hayat enerjisi ve zaman enerjisi katman katman yoğunlaştıkça oralardaki hız ve titreşim yükseliyor ve o boyutsal efendim katmanlar diyelim üst üste değil bu iç içe katmanlar meydana geliyor. Hayat enerjisi ve zaman enerjisinin büyük yoğunluklarda olduğu sahalarda zaman akışı bize göre çok hızlıdır. Son derece hızlıdır. Yani inanılmaz derecede farklıdır. Bu yoğunluk arttıkça
geçmiş, gelecek ve şimdi dediğim gibi birbirine giderek yaklaşır ve bir noktada artık hepsinin aynı anda aktığı, aynı anda aktığı çok yüksek, çok farklı bir zaman algısına ulaşılır. İşte bunlar ancak vazife planlarının dediğimiz, o büyük vazife planlarının, o yüksek şuurlu, o yüce şuurlu varlıklarının işgal ettiği diyelim sahalarda, bulundukları sahalarda olabilecek işler. Oralarda. Yani Spatium'un çok üst sahaları ve artık Spatium'da üstüne çıktığınız zaman, o vazife planlarına geçtiğiniz zaman oralarda artık zaman akışı, ki zaman akan bir şey değildir, onu da söyleyeyim. Zaman akışı değildir. Zaman enerjisinin yoğunluğu son derece yüksektir. Zaten bu varlıklar zaman enerjisini manipüle ederler, kullanırlar ve ona göre bir takım değişiklikleri dünyada tetikleyebilir, tezahür ettirebilirler. Zaman enerjisi çok önemli bir konu. Dünya dışı varlıklar meselesinde de bu varlıkların zaman enerjisini kontrol edebilecek belli bir şeyi, kabiliyeti elde ettiklerini anlıyoruz. O da ayrı bir konu. Şimdi Spatium'da zaman algısı dediğim gibi değişkendir, katman katmandır. Tek bir zaman algısı yoktur. Titreşimsel saha süptilleştikçe, daha akışkanlaştıkça, dünya tesirlerinden uzaklaştıkça zaman algısı dünya ölçeğinden de giderek uzaklaşır ve tek bir noktada her şeyin aynı anda tezahür ettiği, aynı anda yaşandığı bütün olasılıkların, geçmişin, şimdinin, geleceğin bir arada bu yüksek varlıklarca algılandığı bir noktaya gider. Oralarda tabii Spatium'da biz yine daha biraz daha alt katmanlardan bahsedelim. Hani bizim dezenkarnasyon yoluyla geçtiğimiz sahalardan. Çok kısa zaman aralıkları içerisinde varlık orada kendisini çok çeşitli mekanlarda bulabiliyor. Adeta düşünce hızına yakın bir hızda yer değiştiriyor, konum değiştirebiliyor orada. İdraki neredeyse varlığın, idraki neredeyse, şuur odağı neredeyse, varlık kendisini orada buluyor, Spatium içerisinde. Hadi saniyeler diyelim, belki saniyelerin binde biri, işte yüz binde biri kadar bir kısım bir süre içerisinde, belki burada günler geçiyor. Şimdi şöyle, hani biz 40'ı 52'si falan deriz ya. İşte, tabii şamanlıktan gelme işlerdir onlar aslında da. Şamanlar bilir onları. Burada 40 gün geçmiştir ama orada varlık için belki, hani dünya zamanına göre söylüyorum tamamen, belki bir saat bile geçmemiştir yani, o kadardır. O süre içerisinde o bütün şeyini, hesaplaşmasını vesaire bitirmiştir. Çıkmıştır oradan artık. O izolasyondan çıkmıştır. Aşağı yukarı da 40 güne falan denk geliyordur. Aşağı yukarı. Bilirler onu şeyler. Şamanlar. Bilirler. Dünya zamanına göre 40 güne falan denk geliyordur. Onun bir kutsamasıdır aslında. Öyle söyleyeyim. O varlığın o hiç hesaplaşmasını bitirmesinin bir işte şeyidir. Onun bir kutsanması amacıyla yapılmış bir şeydir o aslında. Yani ona denk gelir 40-52 vesaire. Aslında burada da belki o yüzden bir kutsama gibi, kutlama gibi bir şeyler yok. Evet, bir tabii. Bunlar hep tabii eskiden kalma, bilinen, oralarla temas, Spatium'da temas kurabilen o psişiklerin algılarından, onların bilgilerinden işte gelmiş. Oradan süzülmüş, gelmiş, bugüne gelenek haline dönüşmüş. Aslında bir bilgiye dayanıp, şimdi bir gelenek haline dönüşmüş bir mesele. Kırkı meselesi. İşte böyle bir durum. Yani Spatium'da varlık müthiş zaman atlamalarına maruz kalır. Ve bu onda ilk zamanlarda büyük şaşkınlıklar yaratır tabii. O zaman kavramı dünyayla hiç uyumlu değil. Yani o bir oryantasyon kaybı meydana getirir onda, ama onda bir süre sonra Spatium titreşimlerine alışınca şey yapar ki aşar, adapte olur, öyle diyelim. Zaman kavramı böyle Spatium içerisinde, yani farklı. Ha, şimdi sorunun ikinci bölümü de... Biz bu bölümü, sadece bu bölümü 40 defa falan dinleyelim canlar, ben öyle yapacağım. Yani çok çok
Müthiş bir şeydi, müthiş bir bilgiydi. 40 kere dinlenmesi lazım hocam, spatyumdaki zaman 41 algısını. yapalım sonra maşallah Hocam, ya bitirelim. inanılmazdı. Ben de inanılmaz bir dikkatle dinledim. Şimdi sorumun ikinci bölümünü okuyayım isterseniz. Bizim anladığımız Anladın mı şekilde sen? varlığın nasıl performans sergilediği zaten önceden bilinmiyor muydu? Biliniyor Şimdi muydu? şöyle, bizim dünya hayatında nasıl bir performans sergileyeceğimizi ancak vazife planının çok üst seviyelerindeki varlıklar bilirler. Yani bu dünya mukadderatına hakim diyelim. Hakim. Bütün olasılıkları aynı anda görebilen varlıklar tarafından ancak bilinebilir. Zannetmeyiniz ki bizim rehberlerimiz de her şeyi biliyor. Ne bizim o serbest şuurumuz bunu biliyor, ne de rehberlerimiz bunu kestirebiliyor. Bakın o üst katmanlara gittikçe olabilecek işler. Şimdi bu varlıkların, bu yüksek şuurlu varlıkların idrak seviyesi ve zaman algısı bir varlığın tekamül hattındaki tüm olasılıkları bilmelerine imkan sağlıyor. Bütün olasılıklar. Tüm olasılıklar o seviyedeki varlıklar için yaşanmış ve sona ermiştir çünkü. O seviyeden, çok üst seviyeden bahsediyorum. Onlar bilirler. Bizim performansımızdaki dalgalanmaları da bir olasılık olarak bilirler. Onun tüm olası sonuçlarını da bilirler. Ama biz buraya geldiğimiz zaman bizim kendi açımızdan ve rehberlerimiz açısından bizim nasıl bir performans sergileyeceğimiz belli değildir. Biz robot değiliz. Biz elimize verilen senaryoyu oynamıyoruz. Başka sorular da var. Orada anlatacağım bunları. Bu performans seçme özgürlüğü yasası çerçevesinde yaptığımız tercihlere bağlı olarak değişir. Bizim ruhsal kondisyonumuz yetmeyebilir bazı noktalarda. Yaparım der varlık gelir buraya. Olmaz. Olmaz burada. Olmaz. Çoğunlukla da istediğimiz planı gerçekleştiremiyoruz zaten. Şimdi açık konuşmak lazım. Hepimiz için geçerli bir şey bu. İşte %50'lerde maksimum, %50, %40'larda kalıyoruz. Yani o performansımızı dediğim gibi kimse bilemez. Evet. Yani çok üst vazife planları dışında. Böyle diyebiliriz buna. Ve zaten buna başka şekillerde de cevap vereceğiz bu sorunun ikinci bölümünde. Şimdi ikinci soruya geçelim hocam. Kader mekanizmasını nasıl değiştiririz demiş. Bunun devamı da var. Kader mekanizmasını nasıl değiştiririz? İlla bu sınavları yaşamak zorunda mıyız? Bunun bir kolay yolu var mıdır, yok mudur? Tabii önemli bir soru aslında. Gülüyorum ama önemli bir soru. Şimdi herkes kolay yol arıyor ama benden kolay yol duyamazsınız. Bakın. Çünkü ben o kolay yolcuları da çok eleştirdiğim için bizde kolay yol yok. Bizde hep zorlu ama sağlam yollar var. Şimdi bu işlerin hiçbir kolay yolu zaten yoktur. Orta çağda arsa satıyorlardı biliyorsunuz Zeynep'ten. Evet. Rahipler. Hala satıyorlar. Hala satıyorlar. Çağ değişti ama kafa aynı devam ediyor. Şimdi kader mekanizmasını nasıl iş? Şimdi kaderi mi, kader mekanizmasını mı? İkisi farklı şeyler tabii. Ben kaderi kastettiğini düşünüyorum. Şimdi kader mekanizması dediğimiz zaman evrensel yasalar tarafından meydana getirilen bir büyük mekanizmadan bahsediyoruz. Yani o yasaları değiştirmeye hiçbirimizin gücü yetmez. Bunu ben kaderi değiştirebiliriz anlamında alıyorum o yüzden. Şimdi kader dediğimiz şey bizim için önceden yazılmış, planlanmış bir senaryo değildir. Bize empoze edilmiş bir senaryo değildir. Kader, kısaca, özetle, dünya okulunda öğrenim gören varlıkların değil, hep birlikte oluşturdukları, kolektif olarak oluşturdukları sebep-sonuç ilişkilerinin bir bileşkesidir diyebiliriz. Bakın, arkasında hep birlikte oluşturduğumuz aksiyonlarımız var, tercihlerimizi oluşturduğumuz. Bunun bir bileşkesi var. Ama şimdi daha derine indiğimizde aslında kader dediğimiz durumu oluşturan birçok başka parametreler var. Biz dünyaya gelirken
sıfır bir kaderle gelmiyoruz ama kaderden neyi kastettiğimi anlatacağım size. Şimdi bir fizik kaderimiz var. Mesela seçtiğimiz bir beden var. Bu beden yapısının imkanları, durumu, hastalık potansiyeli, biyolojik potansiyeli bize biyolojik bir kader yaratır bir kere. Değil mi? Yani bir kapasitesi vardır bedenin. O bedenle yapılacak iş vardır, yapılmayacak iş vardır. Bir o imkanlarla sınırlar sizi bir kere. Bir kaderin içine girersiniz orada. Ha, onu kendi seçtiğiniz kader ama. Spatyomdaki yasalardan çıkıyorsunuz doğum için. Dünya fizik yasaları içine dahil oluyorsunuz. Bu da bir sınırlama oluşturuyor. Şimdi, fizik yasalar, doğal yasalar içerisinde. O da şey, o yasalara hakim değiliz, değiştiremiyoruz. Yağmur yağmasını engelleyemiyoruz işte. Efendim deprem ve fırtınaları engelleyemiyoruz. Doğanın yasaları var. Üçüncüsü, doğduğumuz ailenin maddi ve manevi imkanları, hayat görüşleri, yaşam tarzları var. Bunun içine doğuyorsunuz. O da sizin için bir şey. Bir mukadderat sınırı, duvarı yaratıyor kitap. Şimdi onun içerisinde bir gidip geliyorsunuz önce. Öyle değil mi? Sonra doğduğumuz ülkenin koşulları var. Toplumsal karakteristikler var. Toplumsal şartlandırmalar var. İşte gelenekler var, görenekler var. Tabular var. O ülkenin kolektif karması var. Bir de o geldi üstüne. Hadi bakalım, biz çok özgür zannediyoruz ya kendimizi. En son dünya okulunun bu devredeki plan ve programı var. Dünyanın bir mukadderi var. Bir mukadderat programı var. Şimdi o programa biz kendi irademizle gelip dahil oluyoruz. Bunların hepsini zaten biz seçiyoruz. Kimse bizim adımıza seçmiyor. Yani belli sınırlar içerisindeki sistemlerin içine kendi isteğimizle giriyoruz. Şimdi eğer biz madde alemiyle, işte burası gibi, madde alemindeki bir okulla irtibat kurup oranın deterministik yasalarına, yani sebep-sonuç ilişkilerine dair yasaya tabi olacaksak bunu kendi irademizle yapıyoruz. Bak derler, gel kardeşim, bu gezegene, işte bu gezegen şu biyolojik, toplumsal ve küresel imkanları sunuyor sana. Burada işte şu 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 gelişim imkanları var. Bu okul böyle. Ama böyle zorlukları da var. İşte birçok farklı seviyedeki birçok farklı tekamül seviyesindeki varlıklar, varlıkların ihtiyaçları burada karşılaştırılıyor. Haberin olsun. Kendin gibi değil herkes. Çok aşağıda da varlıklar var, çok üstte de varlıklar var. Ama özellikle bunlar bir araya getirilmiş durumda, aksiyon olsun diye, herkes birbirinden öğrensin diye. Ya böyle bir şey var. Hepsinin birden gelişmesini sağlayan bir sistem var. Yani tabiri caizse mal bu. Okul imkanları bu. Burada hiçbir olay tek başına, tek bir varlık için meydana gelmiyor. Bir olay işte o ihtiyacı, o olaya ihtiyacı olan çok sayıda varlık için meydana gelir. Yani ortak bir mukadderat sistemi de var burada. Burada bir test çalışması yapılıyor. Sen bu test çalışmasının, bu mukadderat sistemin içinde gelişmek istiyor musun? İstiyorum, bana burası uygun. Baktım şartlara. Hızlı da yapıyorsun bu işleri burada. Seçim bize ait. Şimdi neyi değiştireceksiniz? Yani varlığa isteği dışında hiçbir şey yaptırılmaz zaten. Hiçbir şey. Bu okulda eğitim görmeyi biz seçtik. Siz seçtiniz, hepimiz seçtik. Kendi geleceğinizin ana hatlarını, ana planını, bu fizik bedene, bu aileye, bu ülkeye, bu gezegene gelmek suretiyle kendiniz meydana getirdiniz. Yaşanması gereken olayları da siz bir araya getirdiniz ve o sınavların ortaya çıkmasını gerektirecek olan sebepleri de siz yarattınız. Şimdi diyelim bir motosiklet kazası yapacaksınız. Motosiklet kazası yapacaksınız ve o kazanın getireceği sıkıntılar sizin ve aileniz için bir takım bir şey olacak. Bazı zafiyetleri gözden geçirme ve elimine etme fırsatı verecek diyelim. Şimdi böyle bir durum var.
Bunun için de belki rehberlerinizle birlikte karar verdiğiniz en iyi yöntem bu. Yani bir basit motosiklet kazası ama ölmeyeceksiniz. Fakat onun getireceği bir durum var size. Sizi bir sorgulamaya götürecek. Bazı zafiyetlerinizi, eksikliklerinizi şey yapacaksınız, bertaraf edeceksiniz. Aileniz bakımından da bir takım şey olacak. Bazı şeyleri fark etme, kendilerini toparlama anlamında diyelim. Bir tekamül değeri ortaya çıkacak. Şimdi o motosikleti ne yapıp alırsınız ya? Ne yapıp edip alırsınız bir şekilde motosikletiniz yoksa. Sırf o kaza yapmak için alırsınız ya. Onu alma isteğini sizde kimse yaratmaz. Siz onu zaten planlamışsınızdır. Sizin önceden düzenlediğiniz kendi yaşam programınızın itilimiyle gelir o. Şuur altında dıt 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 böyle sinyal verir. Motor alma isteği çıkar bir anda. Almam lazım, almam lazım. Ha, niye? Ona da cevap veremiyor varlık. Gezeceğim, keyif yapacağım ama aslında o kaza yapması gerektiği için o istek çıkmıştır. Onda oluşmuştur zihninde. Ya bu, ama burada işte size empoze edilmiş bir kader yoktur. Afyon Eczacı Odası başkanımızı kaybettik de şimdi bir anda aklıma geldi. Allah rahmet eylesin hocam. Allah rahmet eylesin. Aynen. Aynen Çeşme'den gelirken yani zorla bir arabaya bütün şeyler, bütün arkadaşları, herkes arabayla dönüyorlar, eşi de dahil. Bir tane motor alıyor. Ben motorla döneceğim diyor. Tabii ısrar eder. Afyon'a motorla döneceğim diyor hocam. Afyon'a çok az bir şey kala kaybettik. Yani çok ilginç. Ben de aynı şeyi söyledim. Yani sadece ölmek için almış. Demek ki işte bir şekilde ayrılması gerekiyordu. Artık o karar verilmiş. Yine Evet. kendisi verir tabii, serbest şuuruyla verir. Dünyadaki İlginç. bağlı şuuruyla verilen bir karar değil o. Onlar demek ki artık tamam denmiş. Bir şeyin vesile olması gerekiyor. Demek böyle bir olay vesile olarak seçilmiş. Belki de dediğim gibi bir o kişinin ölümü, hayatını kaybetmesi dahi etrafındakiler için bir düşünme, bir murakabe yapma fırsatı veriyor. Bir muhasebe yapma fırsatı veriyor. Bir ölüm şekli de öyle tesadüfen olmuyor işte, seçilmiyor. Bunu da söylemek lazım. Şimdi birçok insan diyor ki bana, diyor, bu nasıl seçim yani, ben niye böyle bir kazayı isteyeyim işte, efendim ben niye zengin aile seçmeyeyim? Şimdi bu seçme olayı da bizim o organik beynimiz yapmıyor ki. Organik beynimiz ilk başvurduğu yer bizim, yani ilk süzgeçten geçirdiği yer bu fikirleri. Nefsaniyetimizdir, egomuzdur yani. Egomuz onu zaten şey yapmaz. Yani orada serbest şuur halimizdeyken ego yok ki. Asıl ruhsal tarafımız yapıyor bu seçimi. Asıl ruhsal varlığımız yapıyor biliyorsunuz. Beşeri gözle baktığımızda bunları açıklayamayız. Beşeri gözle baktığımızda niye kaza isteyeyim, niye zengin aile doğmayayım vesaire. Şimdi bunlar çok beşeri, çok dar şuurumuzla istediğimiz ve nefsaniyetimizle istediğimiz şeylerdir yani. Hepimiz şey yapalım. Burada keyif yapalım. Şimdi öyle bir dünya yok. Ha, birileri keyif yapıyor, birileri ızdırap çekiyor diye de bir şey yok. Öyle bir şey de yok. Yani siz totale bakın. Total itibariyle siz buraya öğrenmeye geliyorsunuz. Hangi hal içerisinde öğreneceksiniz? Yani maddi imkanlarınızın yüksek olduğu bir hal içerisindeki tutum ve davranışlarınız önemli. O hal içerisindeki tercihleriniz önemli. O halden öğrenecekleriniz önemli. Yani bu da amaç zengin veya yoksul yaşamak değil. Ki sadece tek bir yaşamdan da bahsetmiyoruz. İşte bunlar dediğim gibi beşeri şuurumuzla düşündüğümüz o şekilde yani o değer yargısı içine sokmaya çalıştığımız şeyler. Şimdi orada bu tercihler yapılırken doğmadan önce beşeri bir nefsaniyet yoktur. Yani haz ve elem, haz ve keder ikilemi de yoktur orada. Yüksek şuurlu bir varlık için mutluluk veya ızdırap da yoktur.
Ne orada ne dünyada. Yüksek şuurlu bir varlık için ne mutluluk vardır ne de ızdırap vardır. Hiçbir anlam ifade etmez. Sadece yapılması gerekenler vardır o varlık için. Bu da hangi durumda olduğu umurunda bile değildir yüksek şuurlu bir varlığın. O yapması gerekenleri yapar sadece. Yani ayrıca evrendeki tek tekamül okulu da burası değil ki. Yani siz burayı seçtiniz. Demek ki kendiniz için düşündüğünüz gelişim imkanlarına burası uygun. Burada tek devrede mezun olursun. Başka bir yerde belki 10 devrede ancak bu seviyeye gelirsin. Demek ki hızlı bir gelişimi seçmişsiniz. Dediğim gibi illa ızdıraptan geçmek meselesi öyle bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim. Izdırap göreceli bir durumdur. Dediğim gibi insan şuur kapasitesine bağlıdır. Bunu ben çeşitli vesilelerle anlattım. Izdırap verici tesir diye bir şey yoktur mesela. Ama insanlara ızdırap verelim. Haydi yüklenin falan tesirler gönderdim yani. Böyle bir şey yok. Tesir aynı tesirdir yani. Siz de ızdırap diye ızdırap olarak tezahür eder. Nefsaniyetinize, kabuklarınıza çarpar. Başkası hiç umursamaz bile o tesir. Kendimize bakacağız. Yani bir olay, bir tesir ızdırap vermek için gelmez insana. O olayın bizde ızdırap olarak tezahür etmesi bizim şuursal gelişim durumumuza, esneklik durumumuza, bir olayı kaldırabilme, bir olayın şiddetine adapte olabilme kapasitemize bağlı işlerdir. Bunları lütfen bu kavramları, bu olguları beşeri gözle incelemeyiz, değerlendirmeyiz. Rica ediyorum. Orada hep yanılıyorsunuz. Hep dünyevi kavram. Hep niye zenginliği seçmedin, niye öyle seçtin, niye burayı seçtin? Ya okul burası. Sen ihtiyacın neyse onu seçmişsin. Onun için bu işler görecelidir böyle. Çok devam çarpıcı, edebiliriz. Çok çarpıcı bir cümle. Sen ihtiyacın neyse onu seçmişsin. Çok çok yani acayip. Burada varlıksal ihtiyaç önemlidir. Dünyevi ihtiyaçlar çerçevesinde o gözlükle bakıyorsunuz. Çıkarın artık arkadaşlar bu gözlükleri. Ondan sonra takılıp kalıyorsunuz. Aynı sorular hala. Hala ben niye zenginliği seçmedim, neyi zenginliği seçmedim. Siz varlıksal ihtiyacınız neyse onu seçersiniz. Varlıksal ihtiyacınız burada zenginlik, servet içerisinde belli ruh halleri yaşamak ise O da olur. Ama tam tersi de olabilir. Tam ortasında bir noktada da olabilir. Hepsi sizin gelişiminize, gelişim ihtiyaçlarınıza bağlı olan işler. Evet. Evet. Üçüncü sorumuza değil mi geldik? Evet. Zaman diye bir kavram yoksa. Evet. Geçmiş hayatlar ne zaman yaşandı? Şu an mı yaşanıyor? Öyleyse karma dediğimiz şey nasıl oluyor? Evet, aslında cevap verdik ilk şeyde, soruda buna geniş şekilde. Şöyle kısaca söylersek yine, her şeyin şu anda yaşanıyor olması varlığın yine kapasitesine ve seviyesine bağlı bir şey. Bize göre lineer olarak yaşanıyor. Bu seviyede lineer olarak yaşanıyor ve karma da ona göre oluşuyor. İşte dediğim gibi. Sebebin sonuçtan önce gelmesi, o sonucun da bir sonraki sonucun sebebi olması meselesi. O zincir bize göre, buradaki yüzeysel zaman algısına göre, buradaki zaman enerjisinin seyreltik olması sebebiyle bize göre sıralı olarak yaşanıyor. Ama daha üst seviyedeki, daha üst şuurlu bir varlık için aynı anda yaşanıyor olabilir. O oraya göredir. Ama bu bize göre sıralıdır. Ve şu an biz bu sistemde yaşadığımız için bizim referans alacağımız zaman sistemi de lineer zaman sistemidir. Siz onu bırakın, hepsi aynı anda mı? İşte o geçmiş gelecekte, gelecek geçmişte mi? O oralara ait işler. Zaten zaman kavramında biraz bahsettik. Zaman işte bir akış değil, zaman enerjisi ve hayat enerjisinin birbirine bağlantı noktalarının belki bir şekilde yan yana farklı anların birbirini takip etmesinden başka bir şey değil. O takip de bize göre tabii. Oraya göre hepsi aynı anda var.
Yoğun bakımda yatıp bitmiş miydi hocam? Pardon. Bitti bitti çünkü onu konuştuk zaten ilk soruda. Yoğun bakımda yatıp vefat etmek. Vefat etmek yani. Dünyadan ayrılmak istememek. Değerlerim, ölüm şekli anlıyor. Dünyadan ayrılmak istememek mi hocam? Ölüm bu da güzel bir soru. Yoğun bakım derken sanıyorum ben bitkisel hayatı da kastediyor. Evet hocam. Olabilir bu arkadaşımız. Evet, hani yoğun bakımda bir süre yatıyor artık hani bir şuursuz bir şekilde belki. Çünkü hani yani yoğun bakımda yatıp dünyadan ayrılmak kalıyor yani öyle uzun bir kalıyor. Zaman bir süre evet. Şimdi değerli arkadaşlar her varlık ölüm hadisesine o kadar kolay teslim olmuyor. Çeşitli sebepleri olabilir bunun. Mesela son dünya yaşamı boyunca fizik bedene aşırı bağlılık içerisinde yaşamıştır. Eş koşmaları vardır. Fizik bedeniyle kendisini eş koşmuştur. Ruhsal konularda ve özellikle ölüm ötesiyle ilgili hiçbir araştırmaya girişmemiştir. Hiçbir ön bilgi sahibi olmamıştır. Bu konuları hiç düşünmemiştir. Bu çok önemlidir bakın. Ölüm ötesi hakkında korkuları vardır. Tabii zaten o bilgisizlikler, bir de o işte bağlılıklar, bedene bağlılık aslında korkuyu getiriyor. Bedenini bırakma o korkusu. Maddeye o kadar bağlanmış, o kadar eş koşmuş ki, kendisini o kadar böyle şey yapmış ki, identifiye etmiş ki, bırakamıyor. Bırakamıyor. Şimdi bu tür varlıklar biraz zorluk çıkarırlar. O bakımdan bu bedenden ayrılış sürecini idare eden, bunu organize eden ayrı bir ruhsal rehberlik sistemi vardır. Ki buna dini terminolojide biliyorsunuz Azrail deniyor. Azrail sembolüyle anlatılmıştır bu. Bu bir organizatör varlık sistemidir aslında. Ölüm hadisesini idare eden, yöneten bir varlıksal plandır, sistemdir yani sistem, bir organizasyondur. Şimdi bu rehber varlıklar, mesela işte bizim daha önce vefat etmiş bazı yakınlarımızın imajlarını kullanarak, onların imajlarını kullanıp, onların görüntüleri içerisinde, onların görünümü içerisinde gelerek bu beden bağlantısının kesilmesine yardımcı olurlar. Öyle derler. Yani bizim ruhsal irtibatlarda da sonra bunlar çıkmıştır. Ya da ölüme yakın deneyimlerde de buna dair çok ifadeler var. İşte beni annem karşıladı, babaannem, anneannem karşıladı vesaire. Kendisi de olabilir ama burada daha çok ruhsal rehberlerin o görüntüde karşılarına çıkma durumu vardır. Onu rahat hissettirecek, güvende hissettirecek imajları kullanırlar. Ve o direnci bırakıp bedenden bütün akışkanlarıyla, bedeni hakimiyet altında tutan bütün akışkanlarıyla birlikte bedeni terk etmesine yardımcı olmaya çalışırlar. Bakın ne kadar yüksek bir seçme özgürlüğü var aslında, görüyor musunuz? Yani varlığın direncini dikkate alıyorlar. O an zorla şey yapılmıyor artık. Götürülmüyor. İkna yoluyla. İkna yoluyla şey yapılıyor. Ama tek sebep bu değil tabii. Bu işte bitkisel hayattaki ya da yoğun bakımdaki insanların böyle dünyadan i̇kna ayrılmak istememesi. İkna olmadığı için gidemiyorlar o zaman. İkna olmuyor. O varlık öyledir ama bazı varlıkları belki hiç ikna etmek mümkün olmadığı için daha da ağır vakalarda ani ölümlerle alırlar onları. Çok ani ölümlerle alırlar. Tak diye kendisini bedenin dışında bulur. Bir kaza olur. Trafik kazası mesela çok net bir örnektir yani. Ani ölümle tak gider. Anında çıkar bedeninden. Çünkü şey yoktur yani o bedene bağlanmaya fırsat kalmaz o beden bağlantısına direnmeye. O zaman onlar şok oluyorlar demek ki o ani. Şok alıyorlar. O varlık için en iyi olan durum o çünkü. Hiçbir varlığın şeyine, aleyhine bir işlem yapılmaz. Yani o varlık için en iyi olan. Peki bitkisel hayatta 5 yıl, 10 yıl yaşayanlar. Taşınıyor. Evet, tabii. Aslında şey olarak biliyorlar mı yani? Demek ki daha kopmamışlar. Bir beyin ölümü gerçekleşmiş. Büyük ihtimalle yani şuursal olarak aslında
şuurunun büyük bölümüyle ayrılmıştır orada. Arada belki bir takım deneyler, araştırmalar içerisinde de olabilir varlık. Şimdi bazen yoğun bakımda ya da işte bitkisel hayatta takılan kişi o durumuna ait bazı tecrübeleri kendisi yapmak ister. Bazı tecrübeler yaşamak ister. Bedeni canlı tutup bir yandan da spatyom tesirlerini almaya başlamış bir varlık düşünün. Belki ölüm üzerinde bir varlığın bedene nasıl bağlandığı, fizik bedeni nasıl hakimiyeti altında tuttuğuna dair bazı deneyleri ya kendisi yapıyordur ya da rehberler de yapıyor olabilir. Bakın, adeta orada bir laboratuvar kurulmuştur yani. Bunlar da olur. Onun o hali, belki de başka bir ihtimalden söz ediyorum, kendisiyle çok alakalı da olmayabilir. Eşine, dostuna, işte akrabalarına yönelik bir deneyimi de kabul etmiş olabilir. Yani onların böyle bir yaklaşan ölüm karşısındaki tavırları ne olacak? Belli fedakarlıklara girecekler mi? Hasta olan kişinin durumu karşısında maddi veya manevi ne gibi fedakarlıkları üstlenme kudreti gösterebilecekler etraflarındaki insanlar? Onların sınavları yani. Yani belki de artık o hastanın ölüm kararı kesinleşmiştir. Sadece bu sınavları yaşatmak için rehberlerin de yardımıyla o fizik beden canlı tutulur. Yani varlık pamuk ipliğiyle tutar bedeni. Sadece canlılığını devam ettirir. Ama kendisi artık dediğim gibi şuurunun %99'uyla spatyomdadır. O bedeni de canlı tutarak etraflarındaki insanlar için bir sınav düzeni kurulmuş olabilir orada. Onların tavırları ne olacak? Ne yapacaklar? Birbirlerine mi düşecekler? Nefsaniyetleri nasıl açığa çıkacak? Miras kavgasına mı girecekler? Ben ona bakmam, işte ben üstlenmem hiçbir şeyini, birbirlerine falan. Bunlar bakılır böyle işte, bunlar hepsi şeydir. Organize edilir böyle, herkesin foyası ortaya çıkar o tür durumlarda. Aynen. Şimdi biten oldu hocam. Sorunun devamını okuyayım mı? Ölüm şekli ve anı. Evet. Biraz ve bahsettik ama evet, aklımda o şey. Ölüm şekli karmik bir durumla ilgili olabilir. Yani onun şiddeti, onun biraz ızdıraplı olması karmik bir durumla, bir karmik dengeleme, karmik telafi ihtiyacı çerçevesinde meydana gelebilir. Varlığa bir dengeleme yapabilmek için biraz daha sıkıntılı bir ölüm yaşayabilir. Evet, bazen boğularak, bazen olabiliyor. Evet. Fizik bedene aşırı bağlılık içerisinde olanlar, dediğimiz gibi, onlar çok hızlı ve ani ölümle ayrılabilir. Bir şok ölüm yaşatırlar. Hani o direnci kırmak için. Tam tersine bazı varlıklar da çok yumuşak, çok yumuşak, çok rahat, böyle pamuk gibi fizik bedenle bağlarını kesiverirler. Yani bunlar, bu çok yüksek bir seviyedir varlık için. Değil mi? Hakikaten çok yüksek bir seviye. Yani bir teslimiyet halidir. Yani o böyle noktaya 8-10 saat hasta oluyorlar. Hastayım evet, ben diyor. Bir bakıyorsunuz 5-6 saat sonra böyle konuşuyor gidiyor yani. Evet. Yani böyle gülerek, gülümseyerek şey yapar. Teslim olur. Gelirler sevdikleri falan da hep birlikte şey yapar. Yani böyle insanlar var ki hakikaten artık bu dünyada işlerini bitirmişler. Mezuniyete yakınlar falan. O Mustafa Kemal Atatürk hocam atamız şeyle ölmüştü değil mi? Ve aleyküm selamla ölmüştü. Evet, son evet, cümlesi. Evet. Evet. Kim işte o kendi vazife planına mensup bir varlıklar mı geldi? Yoksa başka bir şey mi oldu bilemiyoruz ama tabii bu varlıkların ayrılışı çok özeldir yani. Gelişleri gibi ayrılışları da mutlaka farklıdır. Hazreti Peygamber'in de Arapça bir iki kelime ama ben hatırlayamıyorum. O da şey, en büyük sevgiliye kavuşmak anlamında bir şey söylemiş. Son iki cümlesi. Aslında kendi mensup bulduğu vazife planları, ruhsal organizatör bir sisteme işte diğer oraya dönüyor. İsa'nın babam dediği
planıdır aslında. Kendi vazife, ulusal idare mekanizmasıdır yani aslında. Babam dediği odur. Selamlaştığı da Oraya dostum. aittir bu varlıklar Zaten çünkü. tanıdıkları yani. Büyük varlıklar tabii. Zaten tabii oradan süz, oradan aşağıya uzanmış. Yani zaten entegre bir şuur hali var orada. Yani tek bir varlık düşünmüyor. O plan artık zaten entegre olmuş. Onun bir uzantısı, bir plan orada bir bedende tezahür ediyor. Koskoca bir vazife planı orada bedende tezahür ediyor. Bunu çok ferdi olarak da düşünmemek lazım. Neyse, o konular biraz karışık işler. Evet hocam. Şimdi uzun süre yatalak olanların durumlarından baktığımızda, mesela hem kendileriyle, hani bu konuyla benzeştiği için söylüyorum, hem de etraflarındaki insanların işte böyle sınandığı durumlar oluyor. Yatalaklık durumlarında da oluyor. Hem hasta kişi uzun süre kısıtlanmış halde olduğu için birçok şeyi hayatıyla ilgili gözden geçirebiliyor. Birçok şeyin muhasebesini spatyoma intikal etmeden orada yapıyor. Bu da büyük bir imkandır varlık için bile aslında. Orada, o yıllarca orada belki çok ağır bir takım muhasebeleri bu zorlu kısıtlı imkanlar içerisinde yapıyor. Geçtiğinde daha rahat belki de o aşamayı hızlı şekilde bitirebiliyor. Hiçbir şey boşuna olmuyor. Diğer aile fertlerine de, ona bakan aile fertlerine de yardımlaşma yasasının ve yardımlaşma yasasının uygulamasını yaptırdığı gibi fedakarlık uygulaması da yaptırıyor. Herkes birlikte gelişiyor olayın içerisinde aslında. Ve oraya gelip de işte oraya bir çorba bile getirmeyen, efendim, 1 liralık yardım yapmayan aile fertleri de kendi karmik durumları içerisinde bayağı ağır bir yükle ayrılıyorlar. Herkes sınavdadır. Etrafınızda bir olay olduğunda, yakınınızda bir olay olduğunda hem gözlemci olun ama katılabileceğiniz, iştirak edebileceğiniz, yardımda bulunacağınız durumlarda da mutlaka elinizi uzatmaya çalışın. Bu olayların hepsi böyledir. Tek bir fert için olmaz bu olaylar. Herkes için olur. O olayın eğer o aksiyon çemberi içerisindeyseniz, size kadar ulaşmışsa bir şekilde, en dış halkada bile bulunsanız bir sorumluluğunuz vardır bakın. Dikkat edin bu işlere. Birkaç gün önce bayramda bir anneciği gördüm. 82 yaşında, elinde şey vardı. Beyaz, siyah beyaz bir albüm vardı. Ben gördüğümde o kadar hüzünlüydü ki albümün sayfalarını çeviriyordu. Dedim, ne yapıyorsun annem dedim. Ben dedi eski resimlere bakıyorum dedi. Bir tanesini gösterdi. Bak dedi, bu benim dedi tek fotoğrafım evlenmeden önce. Düğünden bir hafta önce çekilmiş dedi. Bu dedi önünde de 3 metre önünde eşi yürüyor. Çekmiş birisi onları. Bizim dedi düğün resmimiz yok da dedi. Neden yok dedim. Çünkü dedi fotoğraf yanmış dedi fotoğrafçı da dedi. Sonra ben eşime söyledim dedi. Biz gidelim bir tane daha fotoğraf çektirelim diye. Eşim kızdı dedi. Bizim hiç dedi evlilik fotoğrafımız yok da dedi. Ben de dedi bunu bakıyorum evlenmeden bir hafta önceki resim. Bakmış böyle yani hesaplaşıyordu aslında böyle Evet. araları şey Tabii. yürüyemiyor yatağa bağlı Tabii. yani böyle bir süredir onunla biraz dertleştik tabii beni şimdi bana da verilmiş bir mesaj ben böyle bir silkelendim 3 gün kendime gelemedim Evet, böyle 3 gün mutlaka. düşündüm Şimdi boşuna da karşılaşmıyorsunuz o insanla tabii ki mutlaka. İşte evet. karşılıklı tesirleşme dediğimiz mesele bu. Bir şey geliyor. Yani o anlatımın içerisinden bir bilgi çıkartmak lazım. Tesir dediğimiz şey o. Şimdi de burada 3.000 kişiye bu mesaj gerçekten. 3.000 kişi de şu anda tesirleniyor tahmin ediyorum. Mutlaka hep birlikte bir şeyler öğreniyoruz ya da tetikliyoruz. Yani herkes belki bana katılmıyor şu anda benim anlattıklarıma. Ama en azından onlara başka bir düşünme tarzı gösterebildiğimi düşünüyorum. Bu şekilde de bakın olaylara, bakabilirsiniz diye. Kimse inanmak zorunda değil. Yani seçme özgürlüğü var. Ama biz de bunları işte anlatmak, ortaya koymak zorundayız. Masanın üzerine
Dileyen alacaktır, dileyen almayacaktır. Herkes çok kıymetli sonuç itibariyle. Yani en doğrusunu Allah bilir. İşte biz de anlatıyoruz da. En doğrusunu Allah bilir. Evet. Evet hocam. Şimdi güzel bir soru daha var. Pozitif ve negatif enerji evrenin her yerinde var mıdır? Pozitif ve negatif enerji. Şimdi olmazsa evren olmuyor zaten. Olmazsa evren meydana gelmiyor. Hareket meydana gelmiyor her şeyden önce. Yani değil evren, tabii evren negatif ve pozitif olmasa evren sonsuz bir atalet içerisinde, sonsuz bir duranlık içerisinde kalacağı için ne olur? Ruh varlığının gelişim ihtiyaçlarına hiçbir şekilde cevap veremez. Sonsuza kadar bir duranlık içerisinde böyle kalır gider. Fizik planda, şimdi fizik planda tam bir zıtlık içeriyor negatif ve pozitif. Ben şunu sorduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Spatyumda var mıdır diye sordu belki. Spatyumda pozitif ve negatif var mı diye sormuş olabilir mi? Yok, o bence şimdi buradaki gibi iyilik ve kötülük kavramı evrenin başka yerlerinde de var mı diye düşündüğünü tahmin ediyorum ben. Soruyu soran kardeşimiz. Şimdi bizim bu boyutumuzda diyelim, fizik planda tam bir zıtlık içerir gibi görünen bu iki enerji evrenin her noktasında aynı şekilde tezahür etmez. Üst planlarda, daha yukarı çıkıldıkça, daha üst katmanlarda, daha üst vibrasyonel sahalarda, titreşimsel sahalarda ya da başka tekamül okullarında, daha üst seviyeli tekamül okullarında artık yukarıya çıkıldıkça, seviye çıkıldıkça bu iki enerji birbirini destekleyici bir hal alıyor. Buradaki tezahürü böyledir. Burada daha sert, daha zıt bir tezahür gösteriyor. Ama bunu iyi ve kötü olarak ikiye ayırmak biraz basit bir yaklaşım olur. Yani şimdi dünyada bu iki uç birbirinden daha uzak. Aralarındaki mesafe daha geniş. Artı ve eksi. Daha geniş bir tahterevalli düşün. Yani onun gibi. Çünkü burada, buranın tekamül seviyesi bakımından, bu okulun sunduğu daha sert diyelim koşullar bakımından, burada daha yüksek dengesizlikler ve tekrar dengelenmeler olması gerekiyor. Denge daha hani şeyin gelişimin hızlı olması için dengenin daha yüksek seviyede bozulması ve tekrar daha üst bir seviyede tekrar dengenin oluşması lazım. İşte değer farklanması. Bedir Selman'ın anlattığı. Çok önemli bir konu. Şimdi terazinin daha geniş salınımlar yapması lazım dünyada. Başka yerde belki daha hafif hafif daha böyle tatlı bir şekilde yükselişler vardır. Yani orası öyle, öyle kurgulanmıştır. Ama burası daha işte hep söylüyoruz ya daha böyle şeyli gözü pek varlıkların yeri ya. Burada o salınımlar daha yüksektir. Negatif bastırır, dengeyi bozar. Sonra pozitif tesirler dengeyi tekrar daha yüksek seviyede şey yapar, kurar tekrar. Yani burada dengenin sürekli bozulması gerekiyor. İşte bu kadar, bu kadar ileri seviyede dengenin bozulması şu son zamanlarda yani aşırı bir şiddetli bir şey var. Sanki terör gibi bir saldırı i̇şte, var tabii. Negatiflerin. Belki o da dengeye gelmek için mi? Şimdi aksi yönde pozitif tesirlere bizi itmek için oluyor bunlar. Yetmiyor sizin pozitif tesirleriniz, vicdanlı hareketleriniz, bilinçli hareketleriniz, pozitif düşünce üretiminiz yetmiyor diyorlar. Ne oluyor? Zıt tesirler şey yapılıyor, arttırılıyor. Zıt tesiri arttırıyor yukarısı. Yani şey yok. Bizim buna demek ki daha güçlü bir şekilde hemen duruma adapte olup karşı tesiri de güçlendirmemiz lazım ki yani o pozitif tesiri bizim aşağıya çekebilmemiz lazım ki o denge biraz yukarıda kurulsun. Şimdi sıkıntı var yani şu an.
ciddi bir sıkıntı var bu anlamda. Bizi zorluyor sistem. Biz bunu nasıl yapacağız? Bir arada olarak yapacağız. Biraz daha birbirimizle iletişimimizi güçlendireceğiz. Biraz daha kendi üzerimizde çalışacağız. Kendi üzerimizde çalışacağız. Bir, fert fert. Ondan sonra o kendi üzerinde çalışan insanlar o daha yüksek seviyeli işte bir takım düşünceler üreterek bir tesir planı, tesir kuşağı oluşturacaklar. Bakın, tesir kuşakları meselesi vardır. Aynı seviyede, aynı tekamül seviyesindeki insanların, benzer titreşimdeki insanların oluşturduğu bir zemindir o. Bir rezonans yaratırsınız ki o da yüksek tesirleri aşağıya çeker. Tesiri biz çekeriz. Biz çekeriz. Onu oluşturmamız lazım. Birlikte ki burada bir o ağırlaşan zıt tesirleri dengeleyici bir telafi mekanizmasını ne yapalım? Ortaya koyalım, Aslında yine çalıştıralım. kolektif seçimlerimiz Kolektif seçimler, evet. Hep birlikte hep birlikte o tesir akışını sağlamamız lazım. Bir rezonans oluşturması lazım bu. Aynı titreşimdeki, aynı tekamül hedefine yönelmiş insanların bir arada olması, birlikteliği bir tesir kuşağı oluşturur. Bir aşağıda bir paratoner oluşturur. Paratoner çekeriz o zaman. Her şey bize bağlı. Keşke bunu herkes dinlese hocam. Şimdi Şimdi işte yani, pardon, hemen toparlayayım. Bu negatif pozitif meselesini. Yani burada işte bu negatifin buradaki en büyük vazifesi aslında dengeyi bozmaktır. Şimdi dolu bir kova var. Dolu bir kova var. Onu bile boşaltmak için bir tarafa eğmeniz lazım, değil mi? Denge bozulmadan o hareket olmuyor. İşte buradaki görevi de o. Negatifin zaten. Onu eğmek. Hareket olacak. Başka türlü çok olmuyor. büyük görevliler yani aslında. Öyle tabii yukarıdan üst perspektiften öyledir. Onlar da vazife. Herkes vazifesini yapıyor. Herkes birbirine yardım ediyor aslında sonuç itibariyle. Etiketlerde evet. Ama şimdi iyi veya kötü kavramları üzerinden soruyorsanız de o arkadaşımıza söylüyorum. Onun yanıtı biraz daha farklıdır. Yani ruhsal bilgilerinize göre evrende sadece yanılmaya dayalı tekamül okulları olduğu bilgisi var. Öyle okullar bile var. Sadece yanılma var orada. Yani burada her ikisi de var. Bir defa yanlış adım atıyorsunuz, iki defa doğru adım atabiliyorsunuz burada. Onu düşünün, öyle bir tekamül okulu kurgulanmış ki evrende. Sadece yanılma var. Demek ki sadece saptırıcı tesirler var orada. O da öyle bir okul. Şimdi bunun tersi de olabilir. Yani pozitif negatif denge ölçüsünün bir tarafın çok daha büyük ölçüde hakim olduğu olacağı şekilde diyelim. O şekilde ayarlandığı tekamül sistemleri var demek. %99, %95 saptırıcı tesir var. %5 pozitif tesir var. Ruhsal mekanizma her şeyi deniyor yani. Her şey, her okul, her türden okul kurulmuş. Hepsi birer test çalışmasıdır aslında. Birer test çalışmasıdır. Evet. Evet hocam. Şimdi ben de açtım sorular da. Ruhların spatyumdan ve Evet. değil mi o soru? Evet hocam. Ruhların spatyumdan ve Spatyumdan ve diğer diğer katmanlardan sonra gelecek gidebilecekleri en en son son noktadır. noktadır. Daha önce konuşmuştuk bir yayınımızda ama bugün soru olarak geldi. Kısa olarak, tabii çok kısaca söyleyelim. Ruhların spatyumdan ve diğer katmanlardan sonra, şimdi dünya okulundan sonra diyelim, dünya okulunu bitirdikten sonra artık varlık vazife planının daha alt katmanlarına geçebilir. Geçebilir. Orada işte rehberlik sistemine dahil olabilir. Henüz daha bireyselliği vardır. Bireyselliğinden kopmamıştır. Oradan yüksele yüksele vazifelerini yapa yapa artık oradan itibaren zaten rehberlik sisteminden itibaren sadece başka varlıkların tekamülüne yardımcı olarak yükselebilir, ilerleyebilirsiniz. Bütün işiniz odur. Oradan sonra yüksele yüksele birçok varlık sistemine
gelip katılıp başka tekamül okullarına, daha yüksek tekamül okullarına gire çıka gire çıka öyle bir nokta gelir ki, yani o kadar tabii uzak bir nokta o. En sonunda gideceğiniz yer tüm varlıkların, şuur sahalarının birbirine entegre olduğu bütünsel şuurdur. Ki ilahi nizam ve kainat buna ünit eder. Sadıklar planı bütünsel şuur olarak anlatır. İlahi nizam ve kainat ünit eder. Bizim kainatımızın, ama bizim evrenimizin en son noktası. Bizim evrenimizin en son noktası. Tüm varlıkların artık tekleştiği, hepsinin şuur sahalarının birbirine entegre olduğu, tamamıyla entegre olduğu, ki o entegrasyon alt katmanlar daha vazife planında başlar da, bütün vazife planlarının artık tek bir noktada bir araya geldiği, tekleştiği, tek bir şuur sahası halinde birleştiği o bir noktaya ulaşırsınız. O noktayı bizim tarif edebilmemiz, anlayabilmemiz mümkün değildir. Öyle bir noktadır ki, işte ona dönmek denilen nokta odur. O yaratıcıya dönmek değildir aslında. Ünitedir o. Onu karıştırıyorlar. Oradan geldik, ona döneceğiz demek, yaratıcıdan geldik, yaratıcıya döneceğiz demek değildir. O başka bir şey. Kadir-i Mutlak Yaradan. O seviyeye dönebilmemiz bizim mümkün değil. Yani oradan onun bir parçası olarak da düşünmeyin kendinizi. Onun bilgisinin, onun bir yansımasının parçası varlık, ruh. Onun imajinasyonu içerisinde oluşmuş. Bu konuda çok kafa karışıklığı var. Oluşmuş bir şeydir. Yani o hal, o ünite hali, onu deneyimleyen belki, şimdi ne ölçüde deneyimlenebilir bilemiyorum. İnsan kendi, ya kendisiyle bile karşılaştığında aslında çok yüksek deneyimler yaşıyor insanlar. Yani onu ben işte, ya işte Tanrı'yla karşılaştım, onunla bir oldum falan şeklinde algılıyorlar da, onlar öyle değil o işler. Orada yükselebileceğiniz en zirve noktası bizim evrenimizde işte bu ünite dediğimiz birlik noktası. Ondan sonra varlığın bu evrende işi bitiyor. Artık tekamül sonsuz olduğu için de başka bir evrende devam ediyor yoluna diye söyleniyor ruhsal bilgilerde. Yani bunlar hakkında daha fazla konuşabilecek durumda da değiliz. Sadece bu kadar bilmek gerekiyor. Göreceğiz. Bunlar bize hakikaten sonsuzluk kadar uzak bir noktada. Sadece bu evrendeki tekliğe ulaşmak dahi sonsuz noktada. Ki bu evrenin içindeki uzak. Trilyonlarca evren. Yani tabii tabii. Ya bu bitmeyecek bu yolculuk. Ama tabii ki en ağır, en zor kısımları burada geçiliyor. İşte bu seviyede, dünya seviyesinde. Ondan sonra o muhteşem vazife planlarında varlık. Çok büyük kudretlerle o ilahi yasaları kullanma kudretine ulaşıyor. Şuuru genişledikçe ilahi yasa, ilahi irade yasalarını kullanma liyakati ve yetkisi artıyor varlığı. Ondan sonra öyle bir noktaya geliyor ki tam tasarruf içerisinde. Kadir-i Mutlak'ın bu evren için ruh ve maddenin bünyesine efendim, o koyduğu, işlediği o ilahi irade yasalarını tam tasarrufuyla uyguluyor varlık. Zaten kainatları da varlık oluşturuyor. Tanrılık bilgisiyle yapıyor bunu. Özünde bütün formlar var yaratılışta. Özde bütün maketler, bütün formlar imaj halinde. Hepsini ondan sonra amorf maddeyi şekillendire varlık kainatları yaratıyor. İmajinasyonla. Tamamen imajinasyonla. Ama ne seviyede bir varlık. Şimdi bizim buradaki imajinasyonumuz gibi düşünmeyin. Öyle bir nokta. Umarım bu evrendeki tekliğe ulaştıktan sonraki bitimden sonra başka bir evrende yine sıfır kilometre insan boyutundan başlamıyoruz.
O tartışılması gereken bir konu. Onun için bir şey demek zor ama zannetmiyorum. Yani ruh öyle bir noktaya geliyor ki artık kendi gelişiminde. Tekamülde geriye Ben öyle gidiş bir olduğunu noktaya. düşünmüyorum ben de. Ben evet, ya bizim evrenimizde öyledir ama diğer evrenlerde de ben asla sıfırdan başlayacağını düşünmüyorum. Demek ki çok daha ileri seviyede bir evrene geçiş yapıyor muhtemelen. Bunun da nasıl bir şey olduğunu hakikaten zihnimizde bile canlandırmamızın imkanı yok yani. İmkanı, ihtimal yok. Biz daha spatyumu zihnimizde Çok canlandıramazken heyecanlı. dünya O yüzden çok spatyumunda çekici ve heyecanlı buluyorum ben. çok Gerçekten. müthiş bir macera. Daha bizim maceramız başlamadı ya. Yani. Şimdi güzel tarafı başlamadı. İşin tuhafı buradan gitmekten korkuyoruz. Yani, Bedene bağlılık, maddeye bağlılık. işte Ama bu üstatlar ne güzel el sallamış gitmişler yani. gidiyorlar tabii. Üstatların girişleri ne kadar rahat. Üstatlar daha önce bitirmişler çünkü burayı. Şimdi bitirdiğiniz okula tekrar geri dönersiniz ya. Bazen. Onun verdiği bir özgüven ve rahatlık vardır. Artık oraya sadece birilerine yardımcı olmak için gelmişsinizdir. Güle oynaya bu işleri yaparsınız. Hiç basit bir ev, 3 tane eşya. İstemez zaten o varlık öyle bir şey. Öyle oturduğu yerde şey yapar. Tesirini yayar varlık. 2 kelime söyler size, hayatınızı değiştirir. Tekrar gider. Yani bulunduğu plana tekrar döner. Evet hocam. Meditasyon. Meditasyonda negatif enerjilerle karşılaşmak mümkün mü? 25 yıldır yapıyorum, hiç karşılaşmadım ben ama ben tesadüfen mi karşılaşmadım acaba? Yok mu? Kişi, tabii kişiye bağlı. Sempatizasyon yasası var. Yani sizin yaydığınız tesirlerle alakalı bir şey. Sizin de sempatize olabilecek varlıklar eğer böyle ardına kadar açılmış bir kapı bulurlarsa gelirler elbette. Obsedör varlıklar. Ama hiç karşılaşmadım diyorsanız demek ki o tarzda bir enerji yayımınız yok. Onları cezbedecek böyle nefsani bir takım geri tesirler yaymıyorsunuz demek ki. Eğer geliyorsa bu varlıklar kendiniz üzerinde hemen çalışmaya başlayacaksınız. Ben niye cezbettim bu varlıkları? Hiç bu varlık durup dururken de gelmez. Siz bir açık kapı bırakmışsınızdır onlara. Oradaki sizin yaydığınız bir takım tesirlere, bir takım enerjilere sempatize olmuştur varlık. Onun için gelir. Sizin şuur sahanızın ne kadar temiz olduğuna bağlıdır. Yani şimdi ürettiğiniz düşünce yapıları pozitifse bunu ne yapar? Etrafınızda bir kalkan oluşturur. Zırh gibi pozitif düşünce. Ve geri tesir de yüksek tesir duvarını aşamaz. Orada takılır kalır. Yani şey yapmaz. Ama bazen bakın rehberler ne yapar biliyor musunuz? Bu geri tesirleri tanıyabilmeniz için, deneyim kazanmanız için bazı varlıkları böyle geri varlıkları spatyumun alt katmanlarındaki, dünyaya yakın katmanlarındaki geri varlıkları size yönlendirirler. Tıpkı obsesyon gibi meditasyonda da olur. Egzersiz yaptırırlar size. Bak burada kapı açık, dikkat et diye. Alarmınızı test ettirirler size. Oraya dikkat edin. Bir de şu var tabii, yani meditasyonu da bağımlılık haline getirmemek lazım. Ölçülü yapmak lazım bana göre. Şimdi gevşemek için, daha duru bir zihin için, işte daha sağlıklı bir fizik yapı için ve daha sağlıklı bir ruhsal yapı için bu tür içe dönüşler çok faydalı. Bu tartışılmaz. Ama bu meditasyonu bir takım varlıklara ulaşmak, onlardan bilgi almak için yapanlar var. Bu işlerde risk çok yüksek. Görüyoruz yani, karşılaşıyoruz. Asıl bilgi hayatın içindedir arkadaşlar. Uygulamadadır. Boş verin yani bilgi toplama meselesi. Olayların içindeki siz çekirdek bilgiyi almaya çalışın. Asıl olan odur yani. Hayatın içinden alın o bilgiyi. Siz bilgiyi niçin istiyorsunuz? Bir varlıkla bir deneyim yaşamayı niçin istiyorsunuz? Onun içinde gizli bir nefsaniyet var mı? Ona bakmak lazım. Çoğunda öyle.
Hiç kusura bakmasın kimse. Gizli bir nefsaniyet var. Özel bir şey yaşamak, kendini özel hissetmek istiyor. Ondan sonra öyle mi kardeşim, al sana diyorlar, rehberler gönderiyorlar. Sana öyle anlı geliyor varlık. Meditasyon sırasında. Etkileniyor tabii o bir şey. Aman diyorum, müthiş. Prenses geldi. Başka gezegenin prensesi, bilgi verecek falan derken bakıyorsunuz obsesyona yakalanmış. Gitmiş abuk sabuk şeyler anlatıyor. O kadar çok. Hele şimdi inanılmaz, inanılmaz. Bir şeyde duydum, yani soruda duydum ilk defa. Transandantal meditasyon yaparım. 25 yıldır hiç duymamıştım yani. Hakikaten negatif enerjilerle karşılaşıldığını. Yani işte demek ki bu işi bilinçli yapan, temiz enerjiler, temiz düşünce formları üreten insanlar zaten kendiliklerinden kendi korumalarını kendileri sağlıyorlar yani. Şuur sahaları temiz ise dediğim gibi böyle bir deneyime de ihtiyaç duymuyorlarsa noktada kalıyor. Yani. Evet hocam. 8. soruya geçtim. Dünyaya bir plan dahilinde geliyorsak nerede yaşayacağımız, hayatımıza kimler dahil olacak, hastalıklarımız vesaire belliyse eğer, dua etmemizin bu plandaki yeri nedir? Dua ettiğimizde programda değişiklik olur mu? Evet, bu hep soruluyor. Ben zaman zaman anlatıyorum, paylaşımlar da yapıyorum. Bütün detaylar asla belli değildir arkadaşlar. Bakın, yaşam planı sadece bir ana taslaktır ya, yani. Bir ana makettir. İnce detayları planlanmamış bir yol haritasıdır. Asla öyle yazılmış bir senaryoyu oynamıyoruz burada. Yok öyle bir şey. Detayları yola çıktıktan sonraki tercihler belirler. Şimdi siz hangi yönünüzü geliştirmek, hangi telafileri yapmak istiyorsanız planınızın ana unsurları, kilometre taşları ona göre belirlenir. Rehberlerinizle birlikte yaptınız. Diğer detaylar sadece vasıtadır artık yani. Zaten yaşam planımızın dediğim gibi yarısını bile, %40'ını bile burada gerçekleştiremiyoruz. Öyle olsa hepsini %100 gerçekleştiririz, o da muhteşem bir şey olur. Biz burada %40'ını başarsak yukarıda festival yapıyorlar, inanın. Böyle havai fişekler atıyorlar. %50'yi gerçekleştirmek çok büyük bir performans. İnsan için. Neden? Demek ki işte seçme özgürlüğümüz devrede, birçok yanlış tercih yapıyoruz. Ve bu fırsatları tepiyoruz. Onun için bu geliş gidişler. Yani nasıl olsa işte her şey baştan belli. Ben niye dua ediyorum? Falan. Kesinlikle bu şekilde değil. Hiçbir şey baştan belli değil. Bir ana taslak, bir plan var sadece. O planın uygulanması için çalışılıyor. Çalışıyorsunuz, tercihler yapmaya çalışıyorsunuz, yardımlar, ikazlar alıyorsunuz. Şimdi dua demek ne? Dua demek bir her şeyden önce bir niyet beyanı, bir irade beyanıdır. Beyan tarzında bir telepatik çağrıdır dua. Çağrı. Yani önce kendi enerjetik varlığınıza ulaşır. Ondan sonra da rehber planlara ulaşır. Rehber planlar içerisinde de işte bir sirkülasyona uğrar. Şimdi dua irade beyanı, niyet beyanı dedik. Daha doğrusu öyle olmalıdır yani. Dua bir niyet beyanı olmalı. Şimdi gerçek ihtiyaçlarımızı göz ardı edip tamamen ego tatminine yönelik, maddesel beklentilere yönelik dualar zaten bir sonuç vermez. Öncelikle gerçek tekamül ihtiyaçlarımıza ve tekamül planımıza uygun olacak dua. Onunla paralel olacak. Bu şekilde bir istekte bulunduğunuz zaman, eğer bu isteğinizi fiili bir çabayla da destekliyorsanız, yaptığınız çağrıyı, isteği, yani şuurlu bir çaba içerisindeyseniz, bu dua ettiğiniz konuya yönelik olarak, size hayat planınızı uygulamak konusunda yardımlar artar. Artar. Yani hem dua edip hem de bu yönde bir çaba gösteriyorsanız, çaba yasası parantez içinde, bazı ağır karmik sonuçların da daha hafif şekilde karşınıza çıkması söz konusu olabilir.
Şimdi karşınızda 100 metre ileride okçu var. Oku atmış artık. Yaydan çıkmış ok. Geliyor size doğru. Siz de orada duruyorsunuz. Yani orada durduğunuz sürece şak diye alnınızın ortasına yiyeceksiniz o şeyi. Oku. Bu karmik bir sonuç. Karmik sonuç size doğru geliyor. Siz dua ediyorsunuz. Aman bir şey olmasın, bir şey olmasın. Ama dengeleyici bir fiiliyat içerisinde, bir çaba içerisinde, fiili bir şekilde, bir çaba içerisinde olmazsanız tek başına o duayla vesaire bu işler hayli olmaz. O çaba, o telafi edici çaba, ters yöndeki, zıt yöndeki çaba, yani pozitif çaba, artı samimi isteğin iletilmesi, o çağrının yapılmasıyla şöyle hafif bir oktan kurtulmak için hafif bir baş hareketi yapmanızı sağlar. Sonra ne olur? Şurayı sıyırır geçer. Yine yaralar sizi bakın. Ama ölümden kurtarır belki. Aslında dokunur size ama... Dokunur geçer ama hafif geçer. Fakat telafi edici fiil olması lazım. Oturduğunuz yerde olmuyor bu işler. Yani şimdi öyle bir kolaycılık çıktı spiritüel camiada. Her şeyi oturduğumuz yerden halledelim. 5 kere o duayı oku, 15 kere onu oku falan. Öyle olmuyor. Şimdi bir de isteklerimizi hep kendi bakışımıza göre şekillendiriyoruz. Bu ne demek? Örnek vereyim. Anneniz, babanız ya da kardeşiniz hasta diyelim. İşte ben dua ederek bunu değiştirebilir miyim? Bu sadece size bağlı bir durum değil ki. Onun apayrı bir yaşam planı var. Ona müdahale etmemizin imkanı yok. Belki de dünyada işini bitirdi ve ayrılmak istiyor. Evet. Ayrılmak istiyor. Ve onun ayrılışı birçok başka insanın kaderiyle de kaderatıyla da bağlantılı. Ayrılması gerekiyor. Ona göre yapılmış planlar. Ama o duanız yani yüksek bir imajinasyonla, samimi bir imajinasyonla, pozitif bir imajinasyonla desteklerseniz o pozitif düşünce formunuz o varlık için hakikaten bir pozitif değer yaratabilir. Belki geçişi kolaylaşır, belki içsel halini düzeltir vesaire ama onun geçişini engellemez. O onunla alakalı bir durumdur. Ve bakın bazı dualar var ya, hepsi somut bir şeydir yani. Bir düşünce formu yaratıyorsunuz dua ederken. Pozitif bir düşünce formu yaratıyorsunuz. Ondan bahsedeceğiz aslında ama şöyle bir geçeyim kısaca. O şeye ulaşmasa bile, dua ettiğiniz kişiye ulaşmasa bile, rehberler onu alırlar, o pozitif düşünce formunu başka ihtiyacı olan varlıklar için kullanırlar. Hiçbir şey boşa gitmez. Çok güzel bir şey bu. Depo edilen tesirler diye geçer metafizikte. Depo tesirler. Evet. Devam edelim isterseniz. Bu çekmemesi çok güzel hocam. Başkasına faydası. Asla. Evet. Bir konuşmanızda birlik olmazsak başka şekillerde varlıklar bizi bir araya getirebilir dediniz. Ne gibi olaylarla karşılaşabiliriz? Bu varlıklar hangi pozitif veya negatif evet. varlıklardır? Bu ben ruhsal idare mekanizmasından bahsettim. Herhangi bir yani pozitif negatif varlık sistemi şeklinde bir ifade değil o. Şeyi düşünün. Ben tabii Türkiye için, Anadolu için konuşmuştum o zaman. Şimdi hepimizin bireysel bir mukadderat planı var. Bizim de toplum olarak bir yani karmik bir durumumuz, bir mukadderat planımız var. Ve buraya dahil olan, Anadolu sistemine dahil olan varlıklar bu sistemi içerisinde, bu toplumsal karakteristik, bu ülke karakteristiği içerisine giriyorlar. Bu ülkenin bir hedefi var. Bu nedir? Burada bir birlik deneyi yapılıyor. Siz bunu seçerek geliyorsunuz. Herkes bunu isteyerek geliyor buraya. Ve bu gerçekleşmediği zaman burada fiili olarak, şimdi öyle bir söz veriyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Burada herkes birbirini yiyor. Birbiriyle çatışmaya başlıyor. Şimdi o zaman yukarının planını da bozuyoruz biz. Bizim birlik içerisinde olmamız lazım. Biz bu deneyin içerisine katıldık. Anadolu'daki birlik deneyin içerisine. Bir birliği burada yaşama, yaşatma, dünyaya da sergileme.
deneyin içerisine dahil olmuş varlıklarız. Bu gerçekleşmeyince de bir takım olayların bizi birlik haline dışarıdan etkiyle, basınçla sokma durumundan bahsettim ben. Ne gibi olaylarla karşılaşabiliriz sorusunun cevabını da geriye dönerek verebilirsiniz. Türkiye'nin son 100 yıllık tarihine, 100 yıldan da birkaç yıl daha geriye gidin. İşgal yıllarına gidin. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine, işgal yıllarına ve İstiklal Savaşı'na gidin. Oradan ne demek istediğimi anlarsınız. O zaman Anadolu'nun nasıl birleştiğini görürsünüz. Değil mi? Nasıl birleşti halk? Çoluk, çocuk, kadın, herkes bir şeyler yapıp o kurtuluş planına katkıda bulunmaya çalıştı. Herkes işini gücünü bıraktı. Kimi sırtına mermi aldı, kimi askerlere yemek dağıttı. Kimse birbirine şey olarak bakmadı. Yani etnik kökeni gözlüğüyle bakmadı. Herkes koştu oraya. Ben böyle bir şey olacak demiyorum da bir örnek olarak söylüyorum size. Yani ondan sonraki süreçte de bizi bir araya getiren olaylara bakınız. Neler göreceksiniz bir düşünün bakalım. Ben örnek vereyim. İşte Gölcük depremi mesela. İşte daha önce Erzincan depremi, büyük depremler, Van, işte Afyon mesela bir sürü. Yani doğal olaylar. Ben şunu demiyorum. Ya bir ceza olarak burada doğal olaylar yaratılıyor falan filan. Böyle bir şey yok sistemde. Ama onu ben başka bir vesileyle anlatmıştım. Bir takım fizik yasaların, bir takım doğa yasalarının ruhsal planlar tarafından bazı tesirlerle harekete geçirilmesi durumları vardır. Bunlar hep uygulanmıştır tarihte. Buradan elde edilen bir tekamül değeri vardır. Yüksek bir tekamül değeri, kitlesel bir tekamül değeri. Bir durağanlıktan harekete geçirilme durumu vardır. Şimdi onu biz çekeriz aslında. Kitlesel olarak bu talebi biz göndeririz. Biz uykudayız, uyandırın bizi diye. Onlar da bir şekilde sarsarlar. Ama doğa yasalarını, bazı fizik yasaları kullanarak yaparlar. Bunlar mucizevi işler değil. Şimdi bu şekilde düşününüz lütfen. Sorunun tam cevabı zaten açık. Evet. Evet hocam. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Spatium'daki muhasebelerimizde neler yapıyoruz? Muhasebe demek... Yaşamda tesir ettiğimiz diğer insanlarla, diğer insanlarda varılacak sonuçların vicdan hesaplaşması mıdır? Çok güzel bir soru bu. Aslında daha önce de yine bunu anlatmıştık. Muhasebe demek, vicdan hesaplaşması mı demek demiş hocam? Tabii, vicdan hesaplaşmasıdır. Orada hesap soran bize kendi vicdanımızdır zaten. Kendi hani vicdanımız bize hesap hep sorar. Hep kabir azabı falan diye anlatılır ya. Bize azap veren hiçbir varlık yoktur orada. Bizi kendimizle yüzleştirirler. En büyük azap odur zaten. Vicdan azabının daha üzerinde hiçbir işkence olamaz yani. Öyle bir ceza yöntemi zaten olamaz. Kimsenin kimseye işkence yaptığı yok. Bizi kendinizle yüzleştiriyorlar. Spatium muhasebemiz demek o. Spatium'a geçer geçmez varlığın bütün şuur altı kayıtları ya da şuur dışına attığı bütün kayıtlar serbest kalıyor. Tıpkı ölüme yakın deneyimlerdeki gibi kendi yaptığınız tüm fiillerle, iyi ya da kötü, sadece kötü olan fiillerden bahsetmiyorum. İyi olanlarda ardı ardına karşınızda spatyon maddesi üzerinde tesir ederek imajlar haline geçiyor. Ve etrafınızda böyle bir kendi imajlarınızdan oluşan sahneler meydana geliyor. Bunları tek tek izliyorsunuz her detayını. Kimlerle şey yaptınız, kimlere karşı olumsuz bir hareket yaptıysanız, kime karşı olumlu bir hareket yaptıysanız, onun bütün hislerini orada yaşıyorsunuz tekrar ama çok daha katlanmış, güçlenmiş bir şekilde.
yine acı mı verdiniz, ızdırap mı çektirdiniz? Onun kat kat fazlasıyla yaşıyorsunuz. Çünkü savunma mekanizmanız yok orada. Beden olmadığı için bastıramıyorsunuz. Burada işte bastırıyorsunuz, rasyonalize ediyorsunuz, örtüyorsunuz üstünü, kaçıyorsunuz ondan falan. Orada kaçış yok. Beden yok. Kavak gibi ortada her şey. Orada büyük bir hesaplaşma tamamen kendi imajinatif faaliyetiniz içerisinde devam ediyor. Rehberler de buna müsaade ediyor. Sizi de dış tesirlerden izole ediyorlar. Ki bu muhasebeyi rahatlıkla yapabilirsiniz diye. O biraz tabii sizin hayatınızda yaptığınız fiillere bağlı. Onun için ne kadar temiz gidersek buradan, hesaplaşmalarımızı oraya bırakmadan, burada halledersek, oradaki o süreç biraz daha az sıkıntılı geçer. Herkes iyi veya kötü, az veya çok o hesaplaşmadan geçer mutlaka. Şuur altı torbası boşalacak çünkü orada. Boşalır. O ruhsal tesire derhal yanıt veren spatyon maddesi hemen o tesire şey yapar, cevap verir ve şey yapar. İmaj haline dönüşür. Bütün o halleri orada tekrar yaşarsınız. Kimle ne olay yaşadınız, işte yaşamınıza tesir ettiğiniz diğer insanlarda varılacak sonuçlar vesaire derken bunu kastediyorum. Soru da öyle sorulmuş. Herkesle ikili veya toplu olarak yaşadığınız bütün tesirleşmelerin, bütün etkileşimlerin onlarda ve sizde yarattığı bütün etkili sonuçları onlara yaşattıklarınızı, onlara hissettirdiklerinizi dediğim gibi katlanmış, güçlenmiş, iyice böyle şiddetlenmiş şekilde karşınızda bulacaksınız orada. Makul vicdan konusundan biraz bahsedelim. Evet, bahsedelim. Hocam, bunun dozunu nasıl ayarlarız? Makul vicdan. Çok önemli bir konu makul vicdan. Duygu içermeyen, yani duygusallık içermeyen vicdandır aslında makul vicdan. Duygu içermeyen derken, yani duygusuzluk anlamında değil bu. O vıcık vıcık, o gereksiz, o şeyi duygulardan bizi aşağıya çeken, bizi realiteden uzaklaştıran, bizi subjektiviteye iten, yani objektiflikten çıkarıp olaylara subjektif bakmaya yönelten o duygulardan arındırılmış şekilde tatbik ettiğimiz vicdanı makul vicdan diyoruz. Biz. Gerçek vicdan budur. Yani akıl ve icaplarla değerlendirilerek, akıl süzgecinden geçirilerek yapılan bir vicdan uygulamasıdır. Vicdanın akılla birleşmesidir makul vicdan. Yerinde, zamanında ve ihtiyaç ortaya çıktığında yapılan uygulamadır. Şimdi bunu nasıl tespit edeceğiz? Aklımızı kullanacağız, gözlem yapacağız, değerlendirme yapacağız, araştırma yapacağız. Ayırt etmek kolay değil. Karşımızdaki varlığın gerçek ihtiyaçlarını anlamamız lazım. Biraz kafa patlatmamız lazım. Yani her önümüze gelen dilenciye para vermek, her ihtiyacım var diyene para vermek, bunlar vicdan uygulaması değildir. Cebinizde 10 lira varken 9'unu başkalarına dağıtmak vicdan uygulaması değildir. Asla. Bunun arkasında başka bir gizli bir nefsaniyet vardır. Efendim, ben ne kadar iyi yürekliyim dedirtmek gibi bir amaç olabilir arkasında. Ya da sevap puanı toplamak falan gibi böyle şey gibi, bilgisayar oyunu gibi. Puan toplamak falan gibi amaçlarla yapıyorsanız zaten yapmayın. Ya, cebinde 10 lirası varken bunun 1 lirasını gerçekten ihtiyaç duyulduğu anda birine verebilmek hem bir doğru vicdan uygulaması hem de yardımlaşma ve dayanışma yasasının uygulamasıdır. 10 liranın 9'una dağıtmak değil, 10 lira verken birini verebiliyorsanız ve gerçekten ihtiyaç duyulduğu anda, onu hissettiğiniz anda çok başarılı bir makul vicdan uygulaması yapıyorsunuz demektir. Bakın şimdi 4 kişilik dar gelirli bir aile düşün. 4 kişilik bir aile diyelim. Akşam yemeğinde ihtiyaç duyan bir kişiye daha yer açmaları, dar gelirli bir ailenin ve kendi yemeklerinden kısarak
onun tabağında doldurmaları çok vicdanlı ve yüksek bir harekettir ve makul vicdan uygulamasıdır. Ama aynı ailenin 10 kişiye daha yemek vermeye çalışması vicdan uygulamasıyla alakası olan bir durum değildir. Bakın, akıl dışıdır. Böyle vicdanlı hareket olmaz. Sen zar zor geçiniyorsun. 4 kişi. Oradaki çocukların işte eğitim ihtiyaçları var vesaire, başka ihtiyaçları var. Bir kişiye, iki kişiye yer açmaya çalışman, kendinden kısarak, bu muhteşem vicdanlı bir harekettir. Makul vicdanlı budur. Ama sen 10 kişiye, 15 kişiye daha yer açmaya çalışıyorsan, orada arkasında başka hesaplar vardır. Müthiş. O yanlış iştir o. Onda akıl yoktur yani. Akıl işi değildir o. Vicdan uygulaması da değildir. Alakası yoktur yani. Böyle vicdan olmaz. Akıl süzgecinden geçmemiş vicdan, vicdan değildir bana. Şimdi buradaki akıl, bahsettiğim akıl, dünyevi hesaplar yapan, egoya hizmet eden akıl değil ama. Daha yüksek akıl merkezi. Yüksek akıl merkezi. Mantal beden seviyesindeki akıldan bahsediyorum ben. Böyle yapacaksınız. Yoksul bir komşunuz var. Çalışamayacak durumda. Bakın. Her gün iki tabak yemek götürüyorsunuz ona. Bu yardımı yaparken bir yandan da belediyenin bu türden yoksul insanlara yardım eden bütçesinden bu insana nasıl bir pay alabilirim diye araştırma yapıyorsunuz. Bunu da başarıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ve ona devlet yardımı da sağlıyorsunuz. İşte makul vicdan uygulaması budur. Ona sürekli yemek götürmek değil yani. Zamanınızdan fedakarlık yapıp, gidip belediyeye gidip, benim fakir bir komşum var, buna nasıl yardım alabiliriz diye bir çaba gösterip, ona bir sabit gelir bağlatabilen insan, çok yüksek seviyeli bir makul vicdan uygulaması yapmıştır. Aradaki farkı anlatmak için bu örnekleri verdim. Evet hocam. Ama kendi çevrenizi ihmal edip, başkalarına haksızlık yaparak aşırı derecede bir fedakarlık içerisine giriyorsanız, bunun arkasında ben başka şeyler ararım. Bilmem anlatabildim mi? Çok güzeldi. Evet. 12. soru hocam. Dünya hayatındaki maddesel ve ruhsal gelişim için isteklerimizin ölçüsü nasıl olmalıdır? İnsanlar maddesel ve ruhsal dengeyi nasıl kurmalıdır? Çok güzel bir soru. Hakikaten tebrik ediyorum. Çok önemli. Şimdi isteklerimiz gerçek tekamül ihtiyaçlarımıza uygun olmalıdır. Gerçek ihtiyaçlarımıza. Yani yapay ihtiyaçlarımız değil. Nefsaniyetimiz sürekli yapay ihtiyaçlar yaratır. Nefsaniyetimiz sürekli bize yapay ihtiyaçlar yaratır. Bunun arkasında işte eş koşmalar vardır. Başkalarına benzeme isteği vardır. Onlar da var, bende ne yok, niye yok gibi yapay istekler vardır. Yani isteklerimiz gerçekten bir gelişim ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Yoksa arkasında gizlenmiş bir nefsaniyet mi var? Kendimizi çok iyi gözlemlememiz lazım. Kendimizi objektif bir şekilde gözlemlememiz lazım. Şimdi maddeden tamamen uzak kalmak, böyle inziva hayatı yaşamak, bunlar artık geçerliliği kalmamış realitelerdir. Eskiye ait realitelerdir bunlar. O devirler geçti, bitti. Bunlar eski, kadim inisiyasyonlar devrine ait işlerdir. Bu devrenin icabı değildir bunlar. Bu devrenin icabı hayatın içinde olmak, insanların içinde olmaktır. Kızsak da, öfkelensek de, bu devrenin gelişim programı budur. Kaçamayız. Yani maddeden de kaçamayız. Efendim, maddenin getirdiği bazı teknolojik imkanlardan da kaçamayız. Bunları gelişimimiz için kullanarak, onların bizim üzerimizde hakim olmasını engelleyerek bu işi başarabiliriz. Biz teknolojiyi kullanalım, teknoloji bizi kullanmasın mesela. İşte maddeyle aramıza güvenli bir mesafe koyarak yapacağız bunu. Biz buna vicdan mesafesi diyoruz. Metafizikte vicdan mesafesi.
maddeyle aranızda koyacağınız bir mesafe olması lazım, bir tampon olması lazım. Buna vicdan mesafesi diyoruz. Yani maddeyle olan ilişkilerimizde vicdanın karar verici olduğu, yargıç koltuğunda makul vicdanın oturduğu bir mesafedir bu. Yani maddeyi kendi gelişimimiz için kullanmak ama onun esiri olmamak. Aramızdaki mesafe, denge buna dayalı olmalı. Madde tesiri altında kendi benliğimizi, bütünlüğümüzü kaybetmemek. Maddenin bizim üzerimizde esaret kurmasına müsaade etmemektir. Bu denge ancak böyle kurulur. Kabaca özetle böyle. Biraz hızlanıyorum da daha bir hal soru var. Çok sorular muhtemelen gelecek yayınımıza kalacak bir kısmı hocam. Evet. Evet, sağ ol. Benim için sorun yok ama. Dünya, yorulmadıysanız bir şöyle 25-30 dakika daha devam edelim mi? Yok, yorulmadım. Hayır. Tamam. Hayır. Devam edelim mi? Tamam hocam. Var. Dünya hayatındaki maddesel ve ruhsal gelişim için, demin soru pardon. Spatyumdaki ruha yapılan duaların ne gibi etkisi oluyor? Evet, spatyumdaki ruha yapılan duaların ne gibi etkisi oluyor? Kardeşimi yeni kaybettim, bunun için merak ediyorum demiş. Allah rahmet eylesin. Evet, başınız sağ olsun diyelim önce. Evet. O da kendi yolunu inşallah en kısa sürede bulur ve yeni bir programa. Evet. Soru çok soruluyor güzel hocam. Çok. Çok. Yani dua ya da spatyumda gidenlerin, spatyuma gidenlerin arkasından ne yapılabilir şeklinde. Evet. Yani tabii metafizikin bakışıyla cevaplarsak, şimdi dualar metafizik anlamda bir değer taşıyorlar. Şimdi her şeyden önce bir pozitif düşünce yayını olarak düşünmek lazım duayı. Yani telepatik yolla bir titreşim üzerinden bir düşünce yayınında bulunuyorsunuz. Ama doğanın gücü bizim içsel samimiyetimize ve duaya eklediğimiz, az önce de söylediğim gibi, imajinasyonumuzun gücüne bağlı. Bir istek var ama o isteği de aynı zamanda çok güçlü şekilde imajine edip ona böyle eklersek, hani mail eki gibi, değil mi? E-mail, e-posta eki gibi, o imajinasyonu da eklediğimiz zaman daha güçleniyor. Şimdi öte aleme geçmiş, spatyuma geçmiş, yakınımızın oradaki ruhsal varlığıyla bir telepatik alışveriş içine girebilmemiz ancak şuur dışı ve şuur üstü kanalıyla olabilecek bir şey. Yani önce şunu anlayalım. Önce şunu anlatayım daha doğrusu. Tam tersinden bahsedeyim. Kaybettiğimiz yakınımızdan da bize bir takım düşünce yayınları tesir şeklinde gelebilir. Bunlar önce bilinçaltımıza ulaşır bizim. Bilinçaltımızdan da işte bilinçaltıyla şuur arasındaki eşiğe gelir. O eşik bölgesinde şuurumuz tarafından biraz yorumlanır o. Şuur yorumlar onu. O tesiri kendine göre anlar. O da bir sezgi ya da bir vizyon halinde ya da rüyada bir görüntü halinde tezahür eder. İşte rüyamda şeyi gördüm, bir yakınımı, ölmüş yakınımı gördüm dersiniz. Ondan ya bir tesir gelmiştir size. Onu işte bir elbiseyle bildiğiniz, dünyada bildiğiniz bir elbise içerisinde efendim işte sahilde yürürken görüyorsunuzdur falan ya da kendi evinde görmüşsünüzdür rüyada ama o bir yorumdur aslında, zihninizin yorumudur. Ondan gelen tesirin sizin zihniniz tarafından en uygun şekle adapte edilmesidir. Ama mutlaka bir tesir gelmiştir ondan bakın. Mutlaka sizde bir düşünce alışverişi içerisindedir, sizi düşünmüştür. Ama bu şekilde tezahür eder. Zaten doğrudan bir iletişim ancak çok yüksek bir medyum kanalıyla meydana gelir ki bu her zaman olacak iş değil. Bu yüzden bu rüyalar, sezgiler, işte bir anda aklınıza gelmesi, vefat etmiş bir yakınınızın, bunların hepsi onunla aranızdaki o yüksek sevginin ve sempatizasyonun devam ettiğini gösteren işaretler. Bu bağ olmasa bu yorumlar, işte bu vizyonlar, bu rüyalar meydana gelmez zaten. O bağ mutlaka devam ediyordur. Şimdi gelelim bizden olan, onlara giden tesirlere, etkilere. Siz kaybettiğiniz o kişi için dua tarzında bir düşünce yayınında bulunduğunuz zaman o tesir de yine aynı şekilde spatyumdaki varlığa bir takım ara istasyonlardan geçerek ulaşır. Ara katmanlardan, ara istasyonlardan geçerek ulaşır. Gönderdiğimiz bu tesir o varlık tarafından
Tam olarak nasıl algılanır biz bilemiyoruz. Bunu bilebilmemiz pek mümkün değil. Ama o duamız çok samimi, çok içten, çok pozitif düşüncelerle donanmış bir dua ise, bir de buna güçlü bir imajinasyon kattı isek, bu telepatik yayınımıza o varlığa mutlaka bir pozitif değer içerisinde ulaşacaktır. Yani. Onu algılayacaktır mutlaka. Aralarında sevgi bağı, sempatizasyon bağı olan varlıklar daima birbirlerinden etki alıp verebilirler. Ama şunu da söyleyeyim, ölenler için ettiğimiz duaların çoğu aslında kendimize yöneliktir, kendimiz içindir. Yani kendimizi avutmak, kendimizi rahatlatmak, teskin etmek içindir. Onu da söylemek lazım. Onlar zaten orada çok yüksek bir himaye içerisindeler, merak etmeyin. Ama tabii ki dediğim gibi o dualar hiçbir zaman boşa gitmez. Ona ulaşmasa başkalarına ulaşır. Ama ona bir tesir olarak mutlaka gider. Ama ondaki tezahürü belki sizin düşündüğünüzden daha farklı olabilir. Tıpkı bizim rüyada onların tesirini farklı yorumlamamız gibi. Fakat şunu da yine tekrar edeyim, bazı vesilelerle anlattım. Spatyomun öte alemin ilk evrelerinde, oraya intikalimizden sonraki ilk aşamada, ölümü takip eden uzunca bir süre varlıklar dünyadaki bedenlilerden gelen etkilere karşı izole durumda olurlar. Değil mi? Hep söylüyoruz bunu. Hatta habersiz durumda bulunurlar. Bu tesirler o zaman ulaşmaz onlara. Ona izin verilmez. İşte o iç hesaplaşma, vicdan muhasebesi bölümünde. Onlar işte bu yeni durumları, içinde bulundukları yeni durumları kendileri idrak etmek zorunluluğuyla karşı karşıya kalırlar. Yani zaten dış tesirlere kapalı, dışlarındaki varlıklarla irtibat kurabilecek durumda değil. Varlıklar şaşkınlık halinde, spatyon tesirlerine uyum sağlamaya çalışıyor, bedensiz haline uyum sağlamaya çalışıyor, beş duyu kalmamış, bambaşka duyular ortaya çıkmış, bu durumunu anlamaya çalışıyor. Sürekli farklı imajlar etrafında, o geliyor, bu gidiyor, düşünceleri şekil alıyor falan. Yani bir düşünce yayınının o varlığa ulaşıp ulaşmamasında, o noktada, o hesaplaşma evresi içerisinde ancak onları himaye eden rehber varlıklar karar verir. Onların izniyle olabilecek işler. Onun dışında kolay değil. Bu etkileşimin bizim anladığımız anlamda doğrudan bir etkileşim olması, dediğim gibi, ancak yüksek vazifeli medyumların ve kendilerine izin verdiği ölçüde olabilen işler. Düşünceleri şekil alıyor dediniz. Orada kaldım. Umarım bütün bu anlattıklarınızı dönüştükten sonra hatırlarız. Burada öğrendiğimiz bu bilgileri hatırlamaya niyet ediyorum artık hocam. Hepimiz niyet Evet. ederim. Umarım Hatırlarız. hatırlarız. Hatırlarız, Umarım hatırlarız. hatırlarız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, Çok mutlaka. değerli bilgiler çünkü bunlar. Evet. Bedellenmeden önce yaptığımız kontratları iptal edebilir miyiz? Bunları unutmuşuz yani, şimdi hatırlamıyoruz. Burayı da Unutmuyorum. unutmamız mümkün olabilir hocam. Bu kontratları iptal edebilecek miyiz peki? Edilebiliyor mu? Niye iptal etmek istiyorsunuz? Yani şöyle sorayım. Uyanıkken Evet, bu yaptığınız çok seçim. moda, bu çok moda şimdi biliyorsunuz. Kişisel gelişimciler sürekli bunun üzerinde çalıştıkları için kafaları karışıyor hocam. Kontrat iptali. Uyanıkken yaptığınız seçimi baygınken mi iptal etmek istiyorsunuz? Ya sizin o seçimi yaparkenki şuurunuz, şu anki şuurunuzun 1.000 katı ya. Niye iptal edesiniz yani? Böyle Tam saçmalık ortası, olur mu tam ortasında olmak lazım. yani? Siz zaten şu hayatınız için en iyi seçimleri, en realist, en optimum seçimleri o zaman yapmışsınız. En geniş şuurunuzla yapmışsınız bunu. Şimdi bedene kısılıp kalmış daracık şuurunuzla bunu değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Gülerler adama. Ne yapıyorsunuz ya siz? Neyi iptal ediyorsunuz? Yani sizin için en iyi olan durumdasınız zaten şimdi. O tercihler içerisinde yaşıyorsunuz. Onu bambaşka bir ruh haliyle, çok yüksek bir ruh haliyle, rehberlerin yardımıyla bütün sebep sonuç ilişkilerini
en yüksek seviyeden gördüğünüz o perspektif içerisinde yapmışsınız. Yani siz tepenin üstüne çıkmışsınız. Bütün yolları görüyorsunuz. Spatyumdayken diyorum, rehberlerle birlikte. Bütün kavşakları, kesişmeleri, sağdan soldan, kuzeyden, güneyden, batıdan, doğudan gelen bütün trafiği de görüyorsunuz. Ona göre plan yapıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Orada küçücük efendim pencereden bakarak o yaptığınız planı iptal etmeye falan çalışıyorsunuz. Edemezsiniz, etmezsiniz de zaten normal. Böyle kontrat iptali notere gidip de iptal eder gibi o işler olmaz zaten. Zaten olmaz. Zaten buna müsaade de edilmez yani. Size bir şey zorla empoze edilmiyor. Ama benim seçme özgürlüğüm var. Seçme özgürlüğünüzü orada kullandınız zaten. Çocuk oyuncağı bu işler. Orada da seçme özgürlüğüyle yaptınız onu. Ve üstelik daha yüksek şuurunuzla yaptınız. Hatta rehberler muhtemelen mukaddes sen bunu yapma bak. Bununla baş edemezsin diye ikaz veriyorlar. Tabii ediyorlar. Kesinlikle bizim adımıza bir şey hazırlayıp önümüze koymuyorlar ama önerilerde bulunuyorlar. Seçme özgürlüğü yasası evrenin her yerinde geçerli. Önümüze öneriler koyuyorlar. Varlık orada ikna oluyor zaten. Çünkü o önerileri yapan varlık bu dünyayı bitirmiş, oraya geçmiş, rehberlik sistemine dahil olmuş bir varlık. Her şeyi görüyor. Bizim için en iyi olanı zaten öneriyorlar. Biz de tamam diyoruz, geliyoruz. Kontratlarımı iptal ediyorum falan. Tatlı su spiritüelliğidir bu, tatlı su. Neyse. Kızıyorlar sonra bana. Ama birilerinin de bunları anlatması lazım. Ben tabii. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Daha neler var da. Neyse. Evet. O kadar, karıştı ki ortalık. Yaşadığımız tüm olaylar sadece bizim dönüştürmemiz gereken durumların olduğunu mu işaret ediyor? Bir başkası için de bu olayı yaşamış veya şahit olmuş olabilir miyiz? Böyle durumlarda kendimize sormamız gereken doğru sorular neler olabilir? Bu da demin evet. Konuştuğumuz şeylerle biraz benim söylediğim şeyler. Evet, çok evet. Güzel bir soru hocam. Güzel. Hazırlanmış bir soru. Şimdi önce şunu soralım. Dünya hayatının amacı nedir? Neden bir takım olaylar dizisi yaşıyoruz? Dünya hayatımızın temel amacı özümüzde saklı olan bilginin gerçek ihtiyaçlarımız oranında açığa çıkartılıp kullanılabilir hale getirilmesidir. Bunu tekrar edeyim. Dünya hayatımızın temel amacı özümüzde saklı olan bilginin gerçek ihtiyaçlarımız doğrultusunda açığa çıkarılıp kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu bilginin açığa çıkartılması da bu eprövler dediğimiz, işte bu sınav mahiyetindeki olaylarla olur. Bu mekanizma, eprövler mekanizmasıyla olur. Şimdi ikinci temel amaç, dünya hayatındaki varlıksal esneklik ve uyum kabiliyetimizin arttırılmasıdır. Eprövler de bizim değişik tesirlere, değişik şiddetteki tesirlere adaptasyonumuzu sağlarlar. Şimdi her olayın bir hedefi var. Başımıza gelen her olayda bir bilgi taşır. Olaylar ihtiyaçlarımıza verilen cevaplardır aslında. Öyle bakmamız lazım. Bir olayla karşılaşmamız, o olaydan almamız gereken bir bilgi olduğunu gösterir. Olayların kendine özgü bir dili vardır. Bunu çözmemiz lazım. Olayların dilini çözmek lazım. Nasıl çözeceğiz? Kendimize hangi soruları soracağız peki? Hangi eksik tarafımızı, zafiyetimizi bize gösteriyor bu olay? Acaba bize ne anlatmaya çalışıyor? Olayın bir tanımını yapmak lazım. Önce olayın adını doğru koymak lazım. Bu olay ne? Bu olayın içindeki çekirdek bilgi ne? Bu olay benim başıma neden geldi? Bu olay benim hangi ihtiyacımı karşıladı? Neden geldi başıma? Benim hangi ihtiyacımı karşıladı? Sonra bir ego kontrolü yapmak lazım. Öz eleştiri. Öz eleştiri yapmak lazım. Bahaneler üretmeyi bırakacağız. Kendimizi objektif bir şekilde yargılamamız lazım. Kendimize dışarıdan bakma alışkanlığını kazanmamız lazım. Şöyle bir kendimizi önümüze koyup öyle bakacağız. Yabancı gibi. Öyle
eleştireceğiz. Yani eğer bir eprevde başarılı olduysak biz, bir sınavda başarılı olduysak, o sınavdaki bilgiyi çekip almışız demektir ve aynı tarz bir olayla bir daha karşılaşmayız. Bunu biliyoruz. Tökezlediysek eğer, eprev bir kez daha şekil değiştirmiş olarak karşımıza çıkar, öğrenene kadar. Gözlem yoluyla da öğrenebiliriz, bakın. Şeyi sormuş değerli arkadaşımız. Böyle bir başkası içinde bu olayı yaşamış veya şahit olmuş olabilir miyiz? Doğrudur, olabilir. Gözlem yoluyla da öğrenilir çünkü. Biz bir deneyimi yaşarken başkalarına da gözlem imkanı sağlarız. Onlar da bizim deneyimimizi izleyerek oradan bir takım bilgiler çıkartabilirler. Ve onlar o olayla ilgili olarak yaşayacakları deneyimlerin şiddetini azaltabilirler. Gözlemi verimli bir şekilde eğer, randımanlı bir şekilde inceleyip onun içindeki bilgiyi çıkartabilmişse kendi deneyimini hafifletir. Gözlem çok önemlidir. Yani Peki başkaları içerisinde olabilir bu. Burada duygu ya da empati olması gerekiyor mu? Yani atıyorum birisi çok büyük bir kayıp yaşadı. Tabii tabii. Yani o zaten öğretici olan kısım o duygu, duygu evet. hali ve o empati sayesinde elde ettiğiniz duygu halini alıp bilgiye çevirmektir. Biz duygu halleri yaşayarak öğreniyoruz. Onu bilgiye çevirerek aktarıyoruz asıl varlığımıza. Duygu kanalıyla alıyoruz bilgiyi zaten. Çok doğru söylediğiniz şey. Yani böyledir. Esas amaç, olayların amacı bunlar. Hem varlığımızda saklı bilgiyi kullanılır hale getirmek, dönüştürmemiz gereken durumların olduğunu gösterir, işaret eder, doğrudur arkadaşımızın söylediği gibi. Hem de bize esneklik ve uyum kabiliyeti kazandırmaktır. Diğer insanlarla alakalı durumu da dediğim gibi onlara gözlem imkanı sağlamasıdır. Devam edebiliriz. Evet. Evet, enerji beden sonsuz tekamül sonsuz tekamül boyunca ruhun kullandığı aynı enerji beden olarak mı kalır? Yoksa ölen bedenler gibi her yeniden doğuşta yeni bir enerji bedeni mi yaratılır? Evet. Şöyle, sonsuz tekamül boyunca varlık aynı enerji bedeni kullanmaz. Farklı kainatlara geçişte. Şimdi enerji beden dediğimiz unsur da ruhun madde evreni içerisine gidip sondajlar yapabilmesini, deneyimler yapabilmesini sağlamak üzere tesirler yoluyla o evrenin maddelerinden meydana getirmiş olduğu bir enerjetik kütle. Bizim enerji beden dediğimiz, varlık dediğimiz ya da işte yüksek ben. Bizim ruhsal bilgilerimize göre bu enerji beden sadece bu evrendeki, bizim evrenimizdeki tekamül yolculuğumuzda ruha hizmet eder. Yani asıl varlığımıza hizmet eder. Ve bu evrendeki tekamülün zirve noktası olan bu ünite noktasında ya da sadıkların tabiriyle bütünsel şuurun en üst noktasında o bütünsel şuura tamamen entegre olarak o enerji bedeni terk eder. Bırakır. Ona ihtiyacı kalmaz zaten artık. Ona ihtiyacı kalmaz. Onu bırakır. Fizik bedeni bıraktığımız gibi bırakır. Çünkü artık o enerji bedenin daha fazla gelişme imkanı kalmamıştır bu evren içerisinde. Öyle bir süptiliteye, öyle bir akışkanlığa yükselmiştir ki, o derece geliştirmiştik. Öze benzemiştir artık. Öze. O enerji veren öz dediğimiz ruha benzemiştir artık. O kadar yakın olmuştur birbirine. O da ihtiyacı kalmamıştır. Yine bilgilerimize göre tekamül sonsuzdur. Ve bu evrenden sonra başka kainatlarda devam eder. Az önce konuştuğumuz gibi ama her bir kainatın cevheri diyelim, cevher diyoruz ona. Yani ana maddesi, temel maddesi farklı olduğu için ki bizim kainatımızın ana maddesi, cevheri, amorf madde. Burada kurduğumuz enerji bedenleri götürüp oraya adapte edemeyiz. Burada kurduğumuz enerji bedenle ruh oraya geçemez diye düşünüyoruz bu bilgiye göre. Ve eldeki bilgilere göre. Artık oraya uygun bir yapı nasıl üretecekse onu üretir. Bu evrende onu kullanır diye teorik olarak böyle düşünüyoruz. Bunu doğrulayabilme imkanımız var mı şu an? Yok. Ama elimizdeki bilgilerden yaptığımız analizle bunu söyleyebiliriz.
Bazı ruhsal gelişmeler kendiliğinden gerçekleşiyor. Bazıları ise çabayla, bilgi edinerek kazanma yoluyla ulaşıyoruz. Bu gibi durumlarda neye göre harekete geçmeli veya beklemeliyiz? Olaya Bekle. göre mi, zamana Tamam. göre mi, kişiye göre mi? Nasıl karar vermeliyiz? Ben kısaca yanıt vermeye çalışayım. Şimdi kendiliğinden gerçekleşiyor dediklerinizin arkasında da muhakkak bir süreç vardır. Hiçbir şey kendiliğinden gerçekleşmez. Geçmiş hayatlardan getirilmiş liyakatler vardır mutlaka. Bir liyakat belli bir noktada sizi bir kazanıma, bir seviyeye oturtur. Yani bir anda oldu dediğiniz şeyin arkasında büyük bir liyakat, büyük bir çaba vardır aslında hatırlamadığınız. Çabasız hiçbir şey gerçekleşmez. Siz şimdi hiçbir şey beklemeyin. Yani bunu beklemeli miyiz, beklemeli miyiz? Bir şeyi beklemeyin. Yani bekleme durumunda olmak gibi lüksümüz yok bizim. Bekleyiş durumunda olmak gibi lüksümüz yok. Sabır bile aktif sabır olmak durumunda bizler için. Yani çabanın bir kenara bırakılmadığı bir sabır halinden bahsediyorum. Her şeyi bir hakkıyla yerine getirip öyle bekleyişe geçmekten bahsediyorum. Sezgilerinizi ve önünüze çıkan imkanları takip edin. Sezgilerinizi ve önünüze çıkan imkanları takip edin. Bu izden yürüyün. Çabayı elden bırakmayın. Neyin nerede karşınıza çıkacağınıza takılmayın. Arkadaşlar, değil mi? Olaya göre mi, zamana göre mi? İşte, çıkması gereken doğru zamanda çıkar. Çıkar. Yeter ki karşınıza çıkan fırsat ve imkanları iyi değerlendirin, iyi gözlemleyin. Bir şey çıkacak, o olacak, bu olacak şekilde beklentilerle değil, karşınıza çıkan imkanları takip ederek ilerleyin. O imkanlar deniz feneri gibi yol gösterir size. Ne çıkıyor karşınıza? Ha, demek ki yolun bu. Bir yola giriyorsunuz, ona dair imkanlar çıkıyor kolaylaştırıcı. Onu takip edeceksiniz. Budur yani. Atladı ve değil. Ölmüş atalarımız bize yardım. Ölmüş atalarımız bize yardım edebilir mi hocam? Demiş, evet. Şimdi her varlık doğrudan ya da dolaylı olarak birbirine yardım eder. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Bu konuda bir sınır yok ama doğrudan bir yardım meselesi rehberlikle olur ancak. Şimdi dünya okuluyla işlerini bitirip burada kalmaya karar veren ve rehberlik sistemine içerisine giren burada yardımcı olmayı, varlıklara yardımcı olmayı, yön göstermeyi seçen varlıklar var. Bunu istemiş, bu isteği de kabul görmüş, burada kalmış. Gayet mümkündür. Yani şimdi bu sistemin içerisine girmiş olabilir ölmüş atalarınız, ölmüş yakınlarınız bu rehberlik sistemin içerisinde ve size bu şekilde bir yardım etme, yön gösterme vazifesini arzulamış olabilir. Bunun içine girmiş olabilir. Neden bunu yapmak isteyebilir ve rehberlik sistemi içerisinde bu tercih edilebilir? Onu da söyleyeyim. Çünkü sizinle birlikte bir veya birden fazla hayat yaşamıştır farklı rollerde. Bu ne demektir? Sizinle bir sevgi bağlantısı ve sempatizasyon vardır aranızda bu varlıkla. Bu önemlidir çünkü böyle bir rehberin gönderdiği tesirleri siz daha kolay alırsınız. Size daha kolay ulaşır. Onun enerjisine alışkınsınız. Onun aranızda bir sempatizasyon var. Onun gönderdiği tesirlerin size ulaşacak olan sezgi kanalıyla, rüya yoluyla ulaşacak olan tesirlerin sizin tarafından alınması daha kolay olur. Böyle bir rehberlik sistemi içerisinde ölmüş yakınlarınız size yardımcı olabilir. Bir de şu var. Rehberler bazı mesajları rüya kanalıyla size iletmek isterlerken bu mesajın daha etkili olabilmesi için kaybettiğiniz yakınlarınızı kullanırlar. Çünkü onlarla enerjetik bir yakınlığınız vardır ve bu mesaja güven duymanızı sağlar. Ve ciddiye almanızı sağlar. Tabii onların imajları da kullanılabilir rehberler tarafından. Yani her yakınınızı gördüğünüz rüya veya size yardım ulaşan bazı sezgileriniz mutlaka yakınlarınızdan geliyor gibi düşünmeyin. Onların
görüntüsünü, vizyon görmüş olmanıza rağmen onların kendisi olmayabilir. Rehberler onların imajlarını kullanarak da size yardım iletiyor olabilirler. Şu da var yardım konusunda. Aranızda karmik bir durum vardır. Çözülmemiş, bitmemiş. Bu durum devam etmektedir. İşte bunun çözülmesi için bir bağlantı tarzında, bir yardım tarzında size bazı tesirler göndermeye devam edebilir. Yani o karmik durumun bir şekilde çözülebilmesi için böyle ölmüş yakınlarınızla aranızdaki tesirleşme devam ediyor olabilir. Ay canına. Hocam, reenkarnasyon ile enkarnasyon arasındaki fark nedir? Şimdi bu çok önemli bir soru. Bu da çok karıştırılıyor. Ben de metafizikçinin bakış açısıyla anlatayım. Şimdi modern metafizik anlayışa göre şöyle, ruh varlığı biliyorsunuz, aradaki bu cevhersel fark sebebiyle madde evreniyle doğrudan temas kuramaz. Ruhun böyle işte fizik kainat içerisinde bulunabilmesi bu haliyle mümkün değil. Dayanamaz fizik kainat. Minicik bir enerji çekirdeğine dahi, ruha ait bir enerji çekirdeğine dahi fizik kainatların dayanabilmesi mümkün değil. Bir transformatör sahaya ihtiyacı vardır ruhun. Yani kendi o muazzam seviyede enerjisini düşürerek transformatör gibi madde kainatına göre ayarlayabilecek bir ara bedene ihtiyacı vardır. Şimdi ruh varlığı kendisini kainattaki deneyimlerine aracılık etmek üzere o kainatın maddelerinden bir enerji beden kurar kendisine. Bir temsilcisi gibi. Ve o enerji bedene tesirler yoluyla bağlanır. İşte bu enkarnasyondur. Asıl enkarnasyon budur. Ruh varlığının kainatta kendisine hizmet edecek olan enerji bedene bağlanması, enerji bedeni kurup tesirler yoluyla ona bağlanması enkarnasyondur. Daha fizik beden ortada yok. Ondan bahsetmiyorum. Bu enerji bedenin kainatın çeşitli katmanlarında deneyimler yapmak üzere en alt seviyelerdeki organik yapılardan başlayarak, minerallerden şu bu, oradan başlayarak bitki, hayvan, beşer altı seviye, beşer, dünyadaki gibi beşer seviyesi ve daha sonra beşer üstü seviyelerdeki beden formlarını hakimiyet altına alması ardı ardına ve bu bedenler üzerinde sayısız hayatlar yaşamasına da tekrar doğuş denir. Karışık oldu belki. Uzun bir cümle oldu. Tekrar etmeyeyim. Kayıtta belki dinlerler. Tekrar dinlesinler hocam. Evet, öyle yapalım. Evet. Bu böyle kayıtta kalsın. Tekrar bu yayının zaten başından beri tekrar izlenmesi gerekiyor bence. Zaten GTV'ye koyuyoruz biz, silmiyoruz buradan. Bir daha baksınlar hocam. Müthiş yani bir soru çünkü bu. Evet, ruh bedene girdikten sonra, bu da çok kıymetli bir soru hocam. Ruh bedene girdikten sonra ölüm olmadan bedeni terk edebilir mi? Ruh bedene tamamen hakim midir? Suç işleyen ya da İyi şeyle yaptıran ruh mudur? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Ruh zaten bedenin içinde değildir. Ruh enerji bedeni, enerji bedende fizik bedeni endüktif tesirlerle. Endüktif yani adeta temas etmeden manyetik tesirler gibi endüksiyon yoluyla hakimiyetinde tutar. Enerji bedenin fizik beden üzerindeki tesirlerini sona erdirmesine biz ne diyoruz? Ölüm diyoruz. Enerji bedenin fizik beden üzerindeki tesirlerini sona erdirerek hakimiyetini kaldırmasına biz ölüm diyoruz. Şimdi ölüm haricinde bu bağlantı hiçbir zaman nihai olarak sona ermez. Nihai ölüm haricinde bu bağlantı sona ermez. Ölüme yakın deneyimlerde dahi nihai bağlantının kesilmesi söz konusu olmuyor. Sadece enerji beden, fizik beden bağlantısının yüksek seviyede
trans durumlarındaki gibi gevşemesi söz konusu oluyor. Gevşeme apayrı bir durumdur. Bağlantının kesilmesi ayrı bir durumdur. Eğer bu arkadaşımızın kastığı mesela astral seyahat vesaire gibi durumlarsa, bunda bile bedenden çıkıp dolaşan bir ruh falan düşünmeyin. Orada bile sadece şuursal bir projeksiyon vardır. Yani duru görünüm farklı bir türüdür aslında. Şuursal projeksiyon yaparsınız, o gezer, görür. Orada. Şuurunuz dışarıya projekte olur. Dışarılaşır. Şimdi suç işleyen ya da iyi şeyler yapan, yaptıran ruh mudur? Dünyada iyi veya kötü olarak nitelediğiniz bir takım fiilleri yaptıran şey, sizin asıl varlığınıza ait tesirleri, yani ruha ait tesirleri, fizik bedende tezahür ettiremememizdir bunun sebebi. Budur. İyi veya kötü yaptıran ruh değildir size. Ruhsal tesirleri fizik bedende tezahür ettirememenizden kaynaklanır. Yani kötü dediklerinizi yaptıran şey, enerjetik varlığınızın fizik bedenle bağlantısından oluşan, yani maddeden gelen tesirlerin sizdeki yansıması olan egodur, nefsaniyettir. Kötü olan şeyleri o yaptırır. O enerji bedenin fizik bedenle bağlantısı sonucu oluşmuş bir şeydir. Ruhun nefsaniyeti yoktur. Bedenle bağlantıdan ortaya çıkar nefsaniyet, ego. İşte o ego unsurunun hakimiyet altına alınamaması sebebiyle yaparsınız kötü dediğiniz şeyleri. Ruh varlığı kötü bir şey yapmanız için sizi tesir göndermez. Asla böyle bir şey yoktur. Böyle bir karar vermez. Böyle bir şey yapmaz. Siz ondan gelen tesirleri fizik bedenle bağlantı halindeyken alamadığınız için yanlış tercihler yaparsınız dünyada. Tüm mesele odur. Bunu yapan ruh değildir. Bunu yapan sizin nefsaniyetinizdir. İyi şeyler yaptıran da yine ruhsal tesirlerin sizdeki tezahür etme noktası olan vicdan yeteneğinizdir. Demek ki vicdan tesirlerini alabildiğiniz ölçüde iyi şeyler yapıyorsunuz. Nefsaniyet tesirlerine bağlandığınız, hakim olamadığınız ölçüde de kötü şeyler yapıyorsunuz. En basit, en özet şekliyle bu kadar anlatabilirim bunu. Bir tane daha sorayım mı? Bırakalım, yoruldunuz mu hocam? Ben yorulmadım ama herkes de burada. Herkes de burada hocam. Devam edelim. Biraz derim. biraz daha devam edelim. Siz boğazınız su için, siz ben suyu sorayım. Yok, içiyorum. Sıkıntı yok. Biraz şey, alerjik benimki. Şimdi yani 21. soruyu sorayım o zaman. Neden bazı insanlar her şeyi araştırıp, sorgulayıp, merak edip kendini geliştirmeye, aydınlatmaya çalışırken diğerleri hayatı yüzeysel yaşar? Seçilmişlik durumu bu olabilir mi acaba? Ya, seçilmişlikle hiç alakası yoktur. Öyle şey olmaz. Seçme özgürlüğüyle alakası olur. Seçme özgürlüğü de şuur kapasitesine göre, biliyorsunuz, doğru kullanılabilen bir vasıta, bir araç, bir yasa. Demek ki yüzeysel yaşayan kişi hala belli tesirleri alabilecek durumda değil. O noktaya gelmemiş, gelememiş. Yani yatay tekamülde takılıp kalmış. İşte çaba göstermezse mutlaka onu oradan çıkaracak, o yüzeysel halinden çekip çıkaracak ve faaliyete geçirecek sert eprörlerle karşılaşacaktır mutlaka. Çünkü atalete izin verilmez. İmkanı yok. Ama merak edip, araştırıp, öğrenmeye çalışan insan da kendi planını, kendi yaşam planını hızlandıracaktır. Bu da kaçınılmaz. Eğer doğru bir araştırma içindeyse de, doğru kanalda, doğru noktada, doğru yolda bir araştırma içerisindeyse, vakit kaybetmeden yaşam planını daha hızlı şekilde gerçekleştirebilir. Sonuç itibariyle herkesin kaderi kendi elindedir. Bu işin seçilmişlikle falan hiç alakası yoktur. Adem, ilk insan mıdır? İlk evet. Akıllı insan mıdır? Bu da çok geniş bir konu. Girsek nasıl şey yapacağız bilemiyorum. Bahsedeyim biraz. Çok farklı parametreleri olan, çok farklı sembolleri, yani bir sembolün birden farklı anlamının olduğu,
çok anlamının olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bir olgu. Çok anlamlı bir sembol. Bunu bir iki cümle bugün alalım. Sonra başlı başına bir gün olmazsa bunu konuşalım. Evet. Şimdi Adem sembolünü iki anlamda almak lazım. Bir evrensel anlamıyla, bir dünya anlamıyla. Yani dünya okula bakımından bakmak lazım. Şimdi Adem mesela şöyle, onun cennette bulunuşu ruh varlığının iki tesir planı arasında, negatif ve pozitif tesir planının dışında yaşadığı ve henüz madde kainatıyla irtibat kurmadığı bir devreyi temsil eder aslında. Yani madde kainatına daha girmemiş. Böylece negatif ve pozitif denen iki tesir planının arasında da değil. Tamamen faaliyet dışı, henüz maddeye ait sınavların içine girmemiş, maddeyi de tanımayan, evreni tanımayan bir halini temsil eder varlığın, ruh varlığının bir sembol olarak. Cennetten kovulması mesela, baktığımız zaman buna, içinde bulunduğu bu planın dışındaki bir takım sezgilere ulaşmasıyla alakalıdır. Yani kendisi artık o deneyimlere girmeyi arzu ediyor. İçinde böyle bir istek, itilim ortaya çıkıyor ve tekamül etme isteği beliriyor ve madde kainatıyla temasa geçiyor. Ruh varlığının bu madde kainatıyla temasa geçmesi, geçmeye karar vererek buraya inmesi, madde dışı plandan buraya inmesinin sembolüdür Adem. Havva'ya baktığımız zaman da o da madde kainatının bu iki tesir planını temsil eder aynı zamanda. Hem de maddenin cezbedici etkisini temsil eder Havva. Burada böyle bir ikili durum var. Fakat şeye baktığımız zaman, şimdi dünyaya baktığımız zaman, kısa kısa geçiyorum hepsini de. Bunlar çok uzun konular çünkü. Dünya okulunda vazife almasıyla alakalıdır ruh varlığı. Dünya okulunda. Yani şöyledir, bakın. Bizim dünya okulundaki belli bir devreyi başlatmak, belli bir tekamül planını başlatmak üzere vazife almış bir varlıktır. Dünyaya gönderilmiştir. Yani gönüllü olarak bu vazifeyi almış bir ruhsal planın yüksek vazifelisidir. Madem öyle söyleyeyim. Yani yeryüzünde bir tekamül planının ilk başlatan ve bu planı uygulayan varlıklardan bir tanesidir. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum, karıştırmayayım çok konuyu. Okulun her açılışında, devre sonlarında, ilk kaydolan, okula ilk kaydolan, ilk bilgileri ruhsal planlardan alan ve aktaran varlıklar vardır. Ruhsal mekanizmalar bu öncü varlıklara o devrenin genel prensiplerini, genel ilkelerini, yapılması gerekenleri aktarırlar, ilk öncülere. Bu şekilde okul açılır bakın. Bir devre bitti, yine okul açılıyor diyelim. Bu noktada bir takım testler yapılır. Şimdi o devrenin tekamül programının gidişatı da o ilk gelen öğrenci grubunun adaptasyon durumuna, tekamül planına verdikleri reaksiyona göre belirlenir. Sonra devrenin bütün planı, programı onların oluşturduğu zemin üzerine kurulur. Şimdi bu ilk gönüllü olan varlıklara sembolik olarak Adem ismi verilir. Tek bir varlıktan bahsetmiyoruz burada. Bunlar öncü varlıklar. Devrenin ilk açılışına gelen ve o devrenin tekamül programının ne şekilde uygulanacağına dair o testleri gönüllü olan, o ilk bilgileri alan ve adaptasyon çalışması yapan varlıklar diyelim. Kısa anlattığım için şimdi kısa yani zaten biraz anlaşılmıyor dünya... olabilir yani. Anlaşılmıyor olabilir. Sadece dünya gezegenine değil o zaman, başka üç boyutlu gezegenlere de gidiyorlar bu. Bir tane Adem yani mi? Mutlaka. Eğer
Elbette ya, bunlar öncü varlıklar diyelim. Yani burası için anlatabiliyoruz bunlar ama başka gezegenlerde durum nasıldır? Bunu söyleyebilme imkanımız da yok. Bir tekamül programının ilk uygulayıcısı, ilk gönüllü öncüleri olan varlıklar burada bir sembolik olarak Adem ismiyle anlatılmıştır. Yani bir testin, bir deneme programının, yepyeni bir programın ilk gönüllüleridir onlar. İlk gönüllüleri. Bir kişi değil. Bir kişi değil tabii ki. Bir varlıktan ya da iki varlıktan zaten böyle bir yayılma olamaz, biliyorsunuz. Şimdi fiziksel kalıtımın, üretimin devam etmesi için de bir zıt kutba ihtiyaç var. Yani dişi bir beden gerekiyor. Ve bu vazifeyi de üstlenen ilk öncü varlıklarda sembolik olarak Havva ismiyle anılmıştır. O da bir öncü varlık sisteminin genel adıdır, genel adı. Bizim bilgimiz bu yöndedir. Uzun konu, uzun bir konu. Sadece bu konuyla geçebilir bu gece. Onun için bu kadar anlatmakla yetinelim. Her devre sonunda başka Ademler ve Havvalar olduğuna göre, yani cennetten evet, kovuluş buradaki sembolik o programın olan. Evet, o programın ilk adaptasyonunu buraya yapan vazife grupları diyelim. Evet. Evet hocam. Bu cehennem meselesi var galiba. Ondan bahsedelim. Aha, değil bundan mi? Sonraki soru da o zaten. Tam böyle yakıştı bu şeyin arkasına. Cenneti evet. Açıklamıştınız ya. Daha önce cenneti açıklamıştınız. Cehennem için de açıklama yapabilir misiniz? Cehennem metaforu nasıl kullanılıyor? Ben bunu okumadan böyle aklıma geldi bir anda. Çünkü yeni her devre sonunda yeni Ademler ve Havvalar olunca buradaki cennetten kovuluş metaforu da çok enteresan o zaman. Şimdi tabii cennetten kovuluş metaforu, dediğim gibi, varlığın hiçbir tekamül ettirici zıt tesirlere maruz kalmadığı bir halden madde kainatının inişi. Hı. Ama şimdi cehennem meselesi daha çok spatyumla alakalı. Cehennem sembolizmi. Cenneti de o şekilde açıklamıştık. Şimdi her varlık kendi cennetini ve cehennemini de yanında taşır diyoruz. Bunu dememizin bir sebebi var. Ölen kişi spatyuma geçtiğinde böyle tertemiz bir halde geçmiyor. Biliyoruz, dünya yaşamındaki tüm korkuları, takıntıları, işte kıskançlıkları, kinleri, nefretleri, her türlü olumsuz duygusuna ait anıları yanında taşıyor. Orada şuur serbestleşince, az önce anlattığımız gibi, ilk aşamada bu anılar, bu imajlar, bu duygular otomatik imajinasyon dediğimiz süreç içerisinde spatyum maddesini şekillendirerek onun etrafını soruyor. Şimdi o kişinin imajları, imajların ağırlığı olumsuz ise o kendi cehennemini kendi etrafında yaratıyor. Kendi imajlarıyla, bilmeden, otomatik olarak. Pişmanlıklar yaşıyor. Vicdan azapları yaşıyor. Uzun süre bu imajlarla boğuşuyor orada. Bayağı uzun süre olabiliyor bu. Kısa da olabilir ama çok uzun süreler de olabiliyor. Bazen rehberler de varlığın bu yaşam muhasebesini bir an önce tamamlayıp bitirebilmesi için onun o varlığı kendisiyle yüzleştirecek imajları üretiyorlar ve bunları bir mizansen şeklinde de orada yaratabiliyorlar. Böyle etrafını sarıyor bu imajlar. Şimdi ölen kişinin zihnini eğer dünyadaki anlayışına göre işte cehennem, ateşler, zebaniler vesaire, bu imajlarla doluysa dünyada ve bir takım konularda da kendisini affedemiyorsa, öyle geçmişse oraya ya da yaptığı çok olumsuz eylemler var ise dünyada, zihnindeki bu izlenimler, bu yaptığı olumsuz işlere dair izlenimler spatyumda objektif hale geçer. Resim gibi. Etrafında imajlar somutlaşır. Yani o dünyadayken edindiği cehennem bilgileri, işte zemaniler, ateş dolu kazanlar vesaire, o izlenimler orada gerçekmiş gibi etrafını sarar.
Öyledir çünkü onun zihninde o şey. Cehennem böyledir der. Bir anda içindeki suçluluk duygusu o imajları yaratır etrafında. Bunu yapan kendi vicdanıdır aslında. Hiç kimse bunları yapmaz. Ona orada bir işkence vermek üzere bekleyen vazifeliler falan yoktur yani. Kendi kendisini yargılar varlık. Çok ağır bir durum tabii. Bu yargılamanın şiddeti tabii varlıktan varlığa değişir. Varlığın kendisini suçlaması ya da yaptığı eylemlerin ağırlığına göre değişiyor. Yani cehennem diye somut bir yer aramayınız. Böyle mekanlar yok. Cehennem de cennet de aslında birer şuur halinden başka bir şey değil. Birer şuur hali. Tamamen imajinatiftir. İmajinatiftir. Varlığın kendi kendine yarattığı imajlardır. Ama şimdi oradaki rehber varlıklar, rehberlik sistemine dair varlıklar mesela öyle güzel, öyle muhteşem imajları kendi imajinasyonlarıyla yaratıyorlar ki orada. Hakikaten cennet diyebilirsiniz ya. Şimdi bunu anlatıyor insanlar. Orada o varlığın, o spatyum hayatını işte muhasebesini bitirmiş, belli bir bekleme süresine geçmiş bir varlığın içinde yaşayacağı o muhteşem sahneleri, muhteşem görüntüleri oradaki rehberlerin imajinasyonları yapar, yaratır. Onun içinde de yaşar varlıklar. O imajinatif saha içerisinde. Hakikaten dışarıdan birisi görebilse cennet bu der. Öyle muhteşem imajlar. Ama hepsi imajinatiftir. Hepsi spatyon maddesinin düşünceyle şekil almış halidir yani. Bir sübjektif, imajinatif şeyin, sürecin objektif hale geçişidir, öyle diyelim. Bunu da böyle cevaplamış olduk. Aslında dünya gezegeni de bir imajinatif durum olabilir. O da tabii. Bütün gezegenler, bütün güneş sistemleri aslında imajinasyonla yaratılmıştır ama ayrı bir konu. Ama oradaki imajinasyon çok yüksek seviyeli bir imajinasyon gibi. Çok. Oranın o gezegenden sorumlu düşünün. O gezegeni beden olarak kullanıyor adeta varlık. Onun imajinasyonuyla önce astrali oluşuyor. Önce astrali şekilleniyor. Yoktan var etme değil ama. O yaratıcıya ait bir şey. Çok akışkan, çok süptil bir maddeyi çok yüksek bir imajinasyonla şekillendirmeye başlıyor. Varlık sisteminin gücüne bakın. Yani. O sonra titreşim düşe düşe en katı halini buluyor. Biz de onun üzerine enkarne oluyoruz. Bu akıllara çok, ziyan bir şey. Akıllara ziyan bir şey. Bu aklımızda anlayabileceğimiz bir şey değil o. İmajinasyon. Gezegenin canlı olduğunu bile daha çok yeni öğrendim. Ben bir çağdayız yani yeni. Belki çok eskiden biliniyordu şamanlar tarafından falan ama bizler daha gezegenin canlılığına yeni yeni şahit oluyoruz. Evet. Evet, ne yazık ki. Evet. Spatyom'da düşünen bir varlık mıyız? Bilinçli mi düşünüyor olmak diğer tarafta nasıl mümkün olabiliyor? Ayrıca ruh varlığı, bilinç, öz varlık arasındaki farklar nedir? Evet, oy, bu oy, da oy. Zorlu bir soru. Bu düşünen soruyla zaten yayınımızı bitiririz hocam. 25. soruya geldik. Kalan soruları önümüzdeki yayınımızda inşallah yaparız. Yoruldunuz. Her ayın ikinci pazartesi günü tamam. Sevgili hocamızla birlikteyiz. Panik olmayın canlarım. Evet. Evet. Elbette düşünen bir varlıksınız. Ama oradaki düşünce faaliyeti artık dünyadaki gibi zihne bağlı olmayan bir faaliyet. Zaten şimdi oradaki her düşünceniz de bir imaj olarak kolaylıkla karşınızda beliriyor. Oradaki düşünce faaliyetiyle yani spatyumdaki düşünce faaliyeti ile dünyadaki düşünce faaliyeti arasında teknik olarak bir fark yok. Dünyada da düşünce ruhtan kaynaklanıyor. Ama arada zihin süzgeci olduğu için dünyada. Orada düşüncelerimiz zihnimizdeki yargılara, koşullandırılmışlıklara, korkulara, duygulara göre şekilleniyor. O süzgeçten böyle geçe geçe düşünceler biraz sübjektif hale geçiyor, kirleniyor. Spatyum'da da yine düşünce bir ruhsal faaliyettir. Ama orada artık beyin ve zihin olmadığı için hiçbir şey süzgeçten geçmez.
süzgeçten geçmemiş saf haliyle değerlendiririz her şeyi. Saf haliyle görürüz. Şimdi sorunun ikinci kısmı ruh varlığı, bilinç öz meselesi. Bilinç. Vallahi, evet hocam. Şimdi tabii ruh varlığı, ruh varlığı bilinç öz çok varlık. Büyük konu. Yani Tarık Hoca düşünün enstitüde 3 yılda anlatıyor bu konuları. Çok kısa özetlemeye çalışayım ben. Şimdi ruh yaradanın imajinasyonu içinde meydana gelmiş. Yaratıcının bilgisini özünde taşıyan yani Kadir Mutlak tarafından yaratılmış tek orijinal varlığın. Bir açılması lazım ama ona şeyimiz yok. Yani varlıklaşmış enerjinin diyelim ilk yoğunlaşma noktası bir enerji çekirdeğidir ruh. Varlıklaşmış enerjinin ilk yoğunlaşma noktası. Yaradan'ın bilgisini taşır. Kudretini, kendisi zatının parçası değildir. Kudretinin taşır, bilgisini taşır. Bu bilgiyi uygulamak için kainatlardaki her türlü imkanı kullanan irade sahibi şuurlu varlıktır ruh. Böyle tarif edebiliriz. Bizim madde kainatında bizzat bulunamayan öz halimizdir. Varlık mutlak için tektir aslında. Tek. Yaratıcı varlığı yaratıyor. Tek var, tek olan varlığı yaratıyor. Yaratılmış olan şey de teksir kanunu dediğimiz çoğalma kanununa göre çoğalıyor. Katlanarak çoğalıyor. Sürekli her şey birbirini türetiyor. Ruh ve madde de bu şekilde kainatlarda çokluk olarak tezahür etmiştir. Bakın hepsi tektir. Varlık tektir yani. Başından itibaren ruh ve madde de tektir. Aslında daha sonra etken ruh ve edilgen madde ortaya çıkıyor bu teklikten. Ve bunlar teksir yasası uyarınca varoluş içerisinde kainat. Hocam ses kesildi. Ses kesildi hocam. Ses kesildi hocam. Bir telefonla arama olmuş olabilir. Tamam. Şarja taktım. Tamam. Son çıkarıyorum mecburen. Son cümlemizi hocam. Şimdi ruh beşeri nitelik ve kavramlarla açıklanabilecek, anlaşılabilecek bir şey değil. Ancak bu kadar söyleyebiliriz. Öz dediğimiz zaman yani ruh varlığı öz haliyle madde kainatıyla irtibat kurmaya başladığı anda cevherleşmeye başlar. Biz öyle tabir ederiz onu. Yani etrafında bir dış kabuk meydana getirir. Başka türlü madde kainatıyla temas kuramıyor öz haliyle. Bu cevher özün madde evrenindeki kimliğidir. Bu öz varlık İlahi nizam ve kainatta varlık olarak geçer. Enerji beden olarak da kullanılabilir. Ya da sadıklar planı tabiriyle yüksek ben diye tabir ettiğimiz enerji bedenimizdir. Özün cevherleşmiş halidir. Bunu kısa ifadelerle anlatabilmek çok zor. Aradaki fark budur. Yani. Canım hocam. Güzel hocam. Önümüzdeki yayında soru cevaplarımıza devam edelim. Bu soruyu ben tekrar sorarak başlatayım, olur mu? Tamam. Ben bu şekilde size de kıyamıyorum canım hocam. Lütfen burada bırakalım. Burada bırakalım hocam. Olur, ben aslında yorulmadım sadece. Sesiniz kıyamam biraz hocam. Alerjik durumlar var, evet. Olmaz. Gelecek yayınımızda lütfen bu soruyu ben tekrar alacağım inşallah. Lütfen dinlenin hocam. Bir su. Arayacağım sizi şimdi. Görüşmek üzere sevgili canlarım. Tamam, önümüzdeki ay yine inşallah ikinci pazartesi gününe kalan soruları buradan itibaren başlayacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Bu saate kadar bizi beklediğiniz, dinlediğiniz için hepinize minnettarız. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Sabırla dinledikleri için var olsunlar. Canım hocam çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
İyi geceler olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi Hoşça geceler kalın. canım hocam. İyi geceler.